Buradan düşüyor. Bayağı da yüksek bir yer. Şu arada cansız bedeni bulunuyor. Yeter hanım, değil mi? Şimdi benim eşim şurada güya orada duruyor. Onların demesi yani. Aha, şu dik Ha yerde mi? evet. Şurada. Evet, oradan duruyor. İlk düşmesi şurası oluyor. Şuraya düşüyor. Evet. Bak şu, evet Tamam. oraya düşüyor. Tamam. Ama orada şey var, böyle 2 metrelik bir şey varmış yani. Direkt uçurum değil, yani orada Ha, kalınabilir anladım, yani. anladım. Oradan Daha bir düşülmeyebilir. nebze de olsa daha güvenli bir alan varmış yani. Evet, Değil mi? tabii. Buradan düşse bile şurada sığınabilir, kurtarılmayı bekleyebilir Orada yani. değil de Yukarıda. yukarıda, Şurada mı? orada değil. Orada, Biraz daha orada, şurada. Ha. orada. O Tamam. arada kalabilir yani. Tamam. Şimdi eşim orada düştüğü yerde kan Ne lekesi oldu? var. Bir anda şuraya düşüyor. Oradan nasıl oraya düşüyor, buraya düşüyor. İlk düşmesi orada. Orada kan var çünkü. Orada kan var. Orada beresi var. Orada değneği var ve telsizi var. Bir düşen adamın, yani uçurumda düşen adamın beresi, çantası, değneği hep bir arada olur mu? Ya bulunucu eğer ki düştüyse bir anda diyelim, her şeyi şuradan çıkar. Şimdi burada bir şey soracağım. Teşekkür ederim. Ayağında ayakkabısı neydi? Ayağında çizme var, çizmenin biri de yok ayağında. Hayır, şimdi Ay, yürüyüşe dağda uygun mu yürümek demek için, istiyor Mehmet bakın Hoca? kösele bir ayakkabıyla buraya çıkılmaz. Normal Mümkün değil. çizme. Ha, normal çizme. Ha, o gün Yani giymiş. yürüyüş Benim için eşim çıkmış giymez oraya. de, benim Evet. eşim özel hiç giymez de o gün çizme giymiş. Hiç görmediniz siz çizme giydiğini eşinizin. Hiç görmedim şimdiye Peki kadar. o yüksekteki yere neden çıkmış olabilirler? Hani orada oturulacak bir yer mi var? Manzarası mı var? Neden oradalar? Şimdi nasıl biliyor musun? Keçi otlatıyormuş burada. Benim eşim çobanlıkta Onu geldi. söyle bir dakika. Benim eşim mümkün değil keçiyi burada dağın başında taşın başında otlasın. Bir sürü alan varken benim eşim çobanlıkta gelmiş. Benim eşim orada otlatmaz. Asla inanmıyorum Peki ben. Keçi de yok bir zaten. de Orada zaten keçi de yok otlatmak için yani. siz dediniz ya, çoban var zaten. Evet. O ona veriyor Ama yani, onun hani zaten o keçi de yok ilgileniyor. ortada. Keçi de raporlarda da yok. Orası Değil mi? peki, Onların evet keçiler yani. Orası nerede? keçi otlatmak için uygun bir yer mi? Var Hiç mı öyle bir özelliği? değil hocam, zaten ben de şaşırıyorum. Ben yani ben hayvancılıktan falan hiç anlamam. Evet, Evet. köyde yetiştim ama anlamam. Biz çünkü yoktu, biz bakmıyorduk. Öyle şeylerimiz yoktu. Ama bir insan sadece böyle manyak olsa, deli olsa yine bu taşın yüzüne keçileri çıkarmaz. Çünkü otlatacak o kadar yer var ki dağ Oğlum orası. zaten gördüm Ha, ben. Bakın evet alt yani. taraflar Niye bu otlatma taşa için çıksın? uygun. Orada ne işi var? Evet Niye hocam. çıksın? Yani bir kere mantığım hiç Evet almıyor benim. doğru. Mümkün değil. Benim eşim zaten çobanlıkta gelmiş. Yani o kadar çok yaylım var ki, diyorlar ki orada derenin dibinde ot vardı. Ya arkadaş, derenin dibinde varsa orada bir de şey var, Evet ırmak var. doğru. Peki Irmak. oraya çıkmak için herhangi bir yol veya geçit var mı? Oraya çıkmak O için. tepeye yani. Hayır, O tepeye. tepeden çıkmışlar. Şuraya çıkmak için Daha yukarıya. geniş Buraya yani Hayır nasıl bak. ulaşmışsa ve kimler varmış, o taraf anlaşılmamış Onu olabilir boş Yeter ver. Hanım. Eşiniz Orhan Bey var. Başka kim var yanında? Bak şimdi bunlar sabahleyin Gökhan Kim Gökhan? kalfası. Kalfası. Tamam. Yanında çalışan Orhan'ın 10 senedir. kalfası. Evet 10 Tamam. senedir yanında çalışan kalfası. Erbay da bir ara eşimin yanında çalışmıştı. Şimdi şu anda kendi işini yapıyor. Tamam. Erbay da Yanında. evet orada. Tamam. Gürsel de Alaca'da geliyor. Bunlar kardeşleri, ikisi de Alaca'da kalıyor. Yani Çorum'un Alaca ilçesinde kalıyorlar. Gürsel kardeşi. Gürsel abisi, Abisi. Aydın kardeşi. Tamam, o da Aydın yok o arada. Aydın yok. Sadece Gürsel Evet, var. bunlar 4 kişi çıkıyor eşimle beraber. Tamam. Bunlar 4 kişi sabahleyin keçileri alıyorlar. Bunlar otlatmak için oraya çıkıyorlar. Peki. Bunlar onda Bakın çıkıyor. 4 kişi bu yukarıya mı çıktılar? Şuraya mı çıktılar? Hocam şimdi burası Dört böyle kişi. görünüyor ya. Şu tepenin Tamam. şurası Tamam. düz yani, Düzlüktür, alan. tamam, Evet. yürüyorlar. Evet. Peki eşiniz düşerken, düştüğü anda yanında hangisi, kim vardı? Şimdi şunu bir anlatayım önce. Şimdi orada bunlar dördü çıkıyor ya. Evet. Erbay denilen kişi de kalp varmış. Tamam. O Ankara'dan getirdiği 2 kişiden birinde Tamam. kalp Yani oraya varmış. çıkamaz mıymış kalp vardı Ya neyse. çıkamaz değil hocam. Zaten Neyse. 2 hafta Evet. önce yine gitmişler, Tamam. gezmişler. Yani Ya ne demek çıkamıyorsa ikinci kez istiyorsunuz? gelmesin. Evet, Kalp kalp varmış varsa evet. derken. Şimdi ben onu anlatacağım. Kalp varsa. Şimdi oraya çıkınca bu çocuk kendisini, onların söylemesini söylüyorum. Öyle bir şey yok da bence. Oraya çıkınca bunun kalbi tutuyor. Kalbi tutuyor derken yani rahatsızlanıyor. Panik atak Tamam. geçiriyordur. Evet. Neyse evet. Diyor ki ben diyor aşağı ineceğim diyor. Ben kendimi çok kötü hissettim Evet diyor. Ben doğru. aşağı ineceğim Tamam. diyor. Eğer diyor ben burada düşersem diyor, herhangi bir kalp krizi falan geçirirsem diyor. Buraya diyor ne beni indirebilirsiniz diyor. Ne de diyor ambulans gelir diyor. Ben gidiyorum diyor. Orada o gün niyeyse o gün eşinde herkes korkuyor. Öleceksin, gitme.
İşte keçileri sen oraya çıkarma, öleceksin, düşersin, ölürsün. Benim kim eşim, diyor bunu eşinize? Bunu Gürsel anlatıyor. Kardeşi. Biz yalvardık, dedik ki oğlum oraya çıkma, etme eyleme, düşersin, tabii, yapma. Oysa ki benim eşim, 5 senedir ki biz buradayız, benim eşim burada yetişmiş. Halbuki çıkartan Gürsel mi diyorsunuz oraya? Hayır, hayır, çıkartan Gürsel derken ben onu çıkardı demiyorum. Zaten bunlar 4'ü çıkmış. Yani o gün niye korkuyorlar benim eşimin ölecek diye? Benim eşim zaten 4 senedir ki burada çobanla beraber bütün dağ bayır geziyor. Buradan geri dönen oluyor mu peki? İşte onu anlatacağım. Orada Erbay hastalandıktan sonra... Kalbi tutuyor. Yani evet, panik atak geçiriyor. Evet. Erbay şuradan iniyor. Şuradan tamam. Erbay o bunlardan... Gitti. Bak şimdi Gürsel, Erbay 4 kişi yukarıda ya. Tamam. Kalfasıyla beraber. Erbay'la Gürsel iniyor. Orhan'a diyorlar ki gel sen Erbay'la in diyorlar. Hani sen git diyorlar. Biz diyorlar ben gideyim diyor Gürsel. Ondan sonra Orhan da diyor ki siz inin diyor. Ben keçileri diyor şöyle bir döndüreyim diyor. Ben diyor ineceğim diyor. Siz inin diyor. Çay koyun diyor. Ben geliyorum diyor. Şimdi Gökhan, Orhan'dan, Gökhan'dan Erbay'la Gürsel ayrılıyor. Tamam. Tamam. Kimle kalıyor bak o zaman şimdi, burada? Gökhan'la Orhan kalıyor. Burada kalıyorlar. Evet. Bu tarafta. Ha. Evet. Henüz o tarafta evet, değiller. Evet. Evet. Tamam, evet. Burada, evet. Oradan, tamam. Şimdi orada Gökhan'la kalınca benim eşim orada işte 20 metre yürüyelim, ilerisinde evet keçiler otlatıyor. Tamam. Keçiler otlatırken şimdi Gürsel'le Erbay iniyor ya şey. Gökhan'la Erbay birbirini sevmiyor. Bunu tamam, şey anlatıyor. Gökhan anlatıyor. Diyor ki ben zaten Gürsel abiyi sevmiyorum. Gürsel abi de beni sevmiyor diyor. O orada diyor Orhan abi diyor ayrılınca diyor ben dedim ki ben Orhan abinin yanında kalayım diyor. Gürsel'le diyor Erbay ayrıldı. Erbay'la Gürsel ayrılırken Gürsel inmiyor aşağı Erbay'la. Gökhan tek iniyor. Bak şimdi hocam Gökhan yukarıda tek iniyor. Şurayı 10-15 dakikada bakın, iniyor Gökhan yavaş yavaş. Indi. Erbay evet, indi. Erbay indi. Gürsel... Gürsel inmiyor. Nerede kaldı? İşte onu anlatacağım. Ha işte burası işte işin yani, püf noktası. Yani Orhan'ın kardeşi. Abisi. Abisi yani. Evet, abisiyle abisi, ikisi tamam, artık yukarıda. Bak ikisi ayrılıyor. Gökhan zannediyor ki ikisi beraber iniyor. Ama Gürsel inmiyor. Tamam. Tamam. Erbay buraya inince Erbay oturuyor dinleniyor. Erbay diyor ki ben diyor 15-20 dakika diyor. Orada oturdum diyor dinlendim diyor. 15-20 dakika sonra Gürsel... Terin suyun içinde koşarak Erbay'ın yanına geliyor. Ceketleri omuzunda. Şuraya. Tamam, tamam. Ne diyor? Bir şey demiyor. Ne diye geliyor peki? İşte kanken nereden içinde geliyor? O 15-20 dakika Gürsel neredeydi? Orhan nerede? Ha o bilmiyoruz biz. Peki, kimse hiç, görmüyor. Bir çığlık. Orhan'ın düştüğünü kim nereden görüyor bak, peki? Bak şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi işte bak Gürsel oradan ayrılıyor ya Gökhan'la. Tamam. Gürsel oradan ayrılıyor ama bak Erbay iniyor. Gürsel inmiyor o arada. Ya demek tamam, ki o arada inmedi, nereye gittiğini biz bilmiyoruz. Tamam. Gürsel tamam, yani Orhan'ın abisi Gürsel herkesten sonra aşağıya geliyor bir kanter içinde. Ha? Ama Orhan nerede bilinmiyor. Burada bilinmiyor, bir yerde. Evet Orhan orada herkes dakika, biliyor. Tamam peki bu adamın düştüğünü nereden ha, öğreniyor? Erbay burada değil mi? Evet. Şimdi dur bir dakika. Erbay burada. Evet. Gürsel kanter içinde buraya geliyor. Evet. Eşiniz buradan düştü. Hiç bilmiyoruz bir dakika, biz. Bir dakika, bir dakika. Şurada bulunmadı mı cesedi? Evet, bulundu da biz o arada bilmiyoruz. Ya tamam, bir dakika. Cesedi burada bulundu. Evet. Dolayısıyla itildi diyelim. Evet. Atıldı. Ama burada oturuyorlar Erbay falan. Değil evet, mi burada? Burada derken hiç yani o kadar yakın değil. Yani. Ne kadar mesafe gözüküyor, ne kadar? Evet. Ne kadar mesafe? Buranın mesafesi ne kadar? Yani böyle değil tabii ki. Çok farklı. Bayağı vardır. Yani 800, olsa duyulur mu? Yani bilmiyorum, şöyle buradan birisi bağırsa... Onlar oturuyor, duyulmaz mı? Duyulur hocam, duyulur. Yankı yapar, yankı. Peki o zaman burada otururken herhangi bir çığlık ses duymuşlar mı? Duymadık diyorlar ama mümkün değil. Neden? Çünkü taş var, dağ, yankı yapar ki herkes duyar. Mümkün değil duyulması. Tamam, duyulmuş olması lazım evet, değil yani mi? Ama duymadık diyorlar. Onlar öyle diyor. Hepsi yalan mı söylüyor? Evet, ben inanmıyorum hocam. O zaman yani diyor ki Gürsel abisi kardeşini attı, sonra koşarak da kantar içinde aşağıya indi. Şimdi evet. Ben anlatayım. Siz dinleyin lütfen, siz de bana sormayın. Ben şimdi onu anlatacağım. O kadının kardeşini bağlayın. Almanya'daki teyzemi bağlayın. Bütün hepsini bağlayın. Bunun aksini iddia edecek birisi varsa zaten çıksın hepsini de söylesin. O kadın tamamen şizofren. Ne benim annem, ne ablamın da annesi, ne de benim babamın karısı. Şimdi ne? Ben size anlatayım. Benim babam ne? Küçük yaştan beri. Beyefendi bir defa hanımefendi şizofren yani değil lütfen yani. O kadın dediğin. Ya lütfen. Ya siz boş verin ben anlatayım da. Abicim sen orada konuşmak da olmuyor. Ben anlatayım sen beni dinle tamam, ondan sonra zaten sen o kadının yüzüne bir daha bakmayacaksın. Aa, yani orada konuşulduğu gibi desin, değil artık desin, anladın mı? Ben her şeye hazırım. Ben her şeyi tamam, gözüme her şeyi aldım geldim. Zaten, beni dinleyeceksin oğlum beni. Beni yo, hiç dinlemeyeceksin.
Dinleyeceksen ben, oğlum. Sen oraya çıktın ya, seni rezil edeceğim komple, ondan sonra... Tamam oğlum. Ben, sen rahat ol, ben babamın oğluyum. Ben rahat ol sen, ben orada seni rezil edeceğim. Oğlum babayın ben... oğlu olsan sen o katillerin yanında olmasın, ben dava açmışım dava. Senin babanın sen şüpheli bir ölümü var ben yavrum. Yeter hanım, bir dakika bir dinleyelim. Tamam. Şimdi ben anlatıyorum size en başından. Benim babamla annemin arasındaki problem. Küçüklükten beri. Ben 1 yaşından beri bu var bu arada. Zaten inkar etmedim ben. Şimdi benim babam 3 erkek kardeş. Benim babamın bir tane erkek kardeşi içeride ölmüş. Adamlar niye hepsi öldü? Birbirine bağlı. Benim babamın babası erken yaşta vefat etmiş. Hepsi birbirine bağlı. Benim amcalarım benim babamdan da üstün. Hepsi. Ya benim bak, için canını verdiler. Ben de onlar için canımı veririm. Benim babam onlara o kadar bağlı. Onları yanında çalıştırıyor. Herkes parasını alıyor. Çocukluktan beri herkes kazanmış, büyüğüne vermiş. Çünkü önceden her zaman öyleymiş. Şimdi eve bir para giriyorsa büyüğe verirsin. Gürsel amcama vermiş. Şimdi. Sen niye bize sahip çıktın? Babam, baba sülaleye sahip çıktı. Sen de ya, bize sahip çık. Kadını susturacak. Sen niye bize vermiyorsun o zaman? Ya lütfen annen bir kere o. Ya desin benim oğlumda değil. Ben ona gerçeği göstereceğim. Fulya Hanım göstereceğim. Benim şimdi, çocuğum gerçeği bilmiyor. Yeter hanım. Tamam bir dinleyelim ama bak lütfen. Tamam dinliyorum sizi. Benim amcalarım. Ondan sonra benim babam evleniyor. Benim babam tekrar iş alıyor. İş yaptıracak. Taşeron. Benim babam Aydın amcamın yanında çalıştırıyor. Bak ben Gürsel amcamla annemin arasında problem olmadı demiyorum. Benim babaannemle annemin arasında problem olmadı demiyorum. Ama herkesin ailesinde bir problem var. Evet. Şimdi, bu problemleri benim annem üst düzeye taşıyıp Aydın amcama yok o gelmesin. Ya o kardeşi yani nasıl para vermeyebilir? Şimdi benim ablam, benim bir tane kız arkadaşım var. Ben onu çok seviyorum. O kız tutup da bana diyecek ki sen ablana para veremezsin. Nasıl veremez ya? Kim veremez? Benim o kardeşim seni ne ilgilendirir? Sen elin kızısın, o benim kardeşim. Şimdi benim için, benim babam için annem elin kızı, benim babamın kardeşi. Ya gördün mü? Şimdi kardeşleri ama için niye elin kızı öyle deme vermiyor. Öyle lütfen kategorize. Ya normal değil ki bu çocuk. Babasına da aynısını yaptılar. Bak, aynısını. Elin kızı, hayır elin kızı falan öyle deme sonuçta. Bak o da evlat sahibi olmuşlar. Yani hani peki kaç kardeşine yıl... para vermeye ne karışabilir? Kardeşi veremez. Ben 30 yıllık evliyim. Bak, senin baban kaç gündür bana bölüştü. Niye? Çalışıp niye? Çalışıp ama da onlara yediremez. Para verebilir yeter. Ben size şöyle... şey ya. Evliyiz. Benim 30 sene benim evliliğim var. 5 sene benim beraberliğim yoktu. Bunu ben söylemeyeceğim dur, zaten. Dur anlatacaksın bir dakika. Bir dakika benim ama beraberliğim sen şunu mu diyorsun? Yok. Bunlar alacağından bize bile bakmadı. Çıkmamıştır. Hep kardeşlerine evet, mi verdi eve gelmiyordu diyorsun ki adam. Onlar karısının koynunda. Sen benim maddi adam olarak hiç eve gelmiyordu çalışıyordu. Peki Yeter Hanım siz maddi olarak sıkıntı mı çekiyordunuz? Ben yani evet varlıkta sizin... yokluk çektim ben. Orhan Bey size vermiyor hep evet, kardeşlerine dağıtıyor öyle parayı. Ya biz Orhan'la bunların yüzünde ayrıldık. Öyle miydi peki kardeşim telefondaki? Kapatacağım. Oğlum bir hafta sonra Yeter Hanım bir dakika bir saniye. Anneciğim sen baba, bir hafta karşıma çık. Bir hafta bir hafta sonra karşıma çık. Yeter Hanım bir dakika. Eşin sana para vermiyordu hep kardeşlerine mi para veriyordu diyorum. Sorun ona sorun veriyor ya, bir dakika Yeter Hanım ya. Bir saniye bir durun. Evet anlatın. Konuşabilir miyim? Şimdi ablacığım. Benim amcam babamın yanında köpek gibi çalışıyor. Babamın yanında bak kardeşi ben benim babam. Neyse, kardeşinin yanında köpek gibi çalışıyor parasını da alıyor. Bak şimdi ablacığım. Şimdi şöyle bir şey var. 100 milyar kazanıyorsun. Kardeşine 5 milyar para veriyorsun. Çünkü kardeşin senden kazandırıyor. Senin kardeşin çalışıyor. Yani babam yoksa o işi yapamayacak. İkinci bir iş almış. Hakkını alıyordu yani diyorsun. He, adam ben hakkını alıyor. Şimdi bu kadın hakkını bırak, hakkını bırak, hakkından daha eksini bile almasını istemiyor. Niye biliyor musun? Çünkü onlara kurulmuş, bitmiş. Ama kafaya o takmış. Kardeşi, he, o kardeşi, peki ablacığım sen bana söyle. Sen kardeşini atabilir misin? Ne olursa olsun. Diyor ki bana yok diyor kardeşi bıçakla saldırdı yok vurdu. Lan bu, ya vursun. Benim ablam bana yumruk atsa vursun, benim, 50 benim kız arkadaşıma ne? Vursun. Yani kardeş arasında hiç mi kavga olmayacak? Hiç mi bir şey olmayacak? Tabii ki oluyor. Yani bu kadın bunu niye hiç söyleyip duruyor? Bir de diyor ki onlara para vermeyeceksin şöyle. Ya adam hakkını alıyor. Ben şimdi bunu geçiyorum ablacığım. Ben sana olaya geliyorum. Ben zaten bunların hepsini anlatırsam bitmez. Yayın bitmez zaten. Benim küçüklükten beri bir annem yok. Benim 12 senedir Ankara'da benim babam bana bakıyor. O adamı da evlendirtmedim. Niye evlendirtmedim biliyor musun abla?
kıskanıyordum babamı. O kadar seviyordum çünkü. Ben çünkü anne sevgisi görmedim. Şimdi sana ablamın olayını da anlatacağım. Ablamı da sorarsın. Eksik bir şey varsa. Ablam tamamlasın, zaten çok eksik şey var da. Benim... Normal değil çocuk. Ne anlatıyordum ya? Kafam gitti. Benim babam o kadınla 12 senedir, ben Ankara'da yaşıyorum babamla birlikte. Zaten ikisi ayrılar. Hiçbir şekilde eve birlikte gelmediler. Bir sene, sadece bir senenin içinde bir iki ay birlikte geldiler. Onda da uzaklaştırma, bir sürü raporları var benim yanımda. Çünkü benim annem benim babamın babasını tanımaz. Babasını tanımıyorsun. Sen nasıl küfür ediyorsun ona? Oğlum sen küçükten beri babanın yanındaymışsın. Bu da mı doğru? Bu kadın benim amcalarıma kurulmuş. Oraya da milleti rezil etmek için çıkmış ama kendi rezil olacak, bu farkında değil. Benim amcalarım delikanlı adamlar. Hepsi ya, ya. Herkes Çorumalıca çok iyi biliyor ya, delikanlı olduğunu. Ama peki bir şey, şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Eğer ki sen şimdi esas bu amcalarla, yani Orhan'ın kardeşleriyle sen sıkıntılısın. Yani sürekli para veriyor diye. Peki bir şey söyleyeceğim. Eğer ki öldürmek istese burada, yani lütfen yanlış anlamayın ama... Niye kardeşlerini öldürmek istesinler? Seni öldürmek isterler. Bak şimdi size bir şey söyleyeceğim. Yani çünkü sen bak, sürekli sorun çıkartıyorsun şimdi ya. Ben sorun çıkarmıyorum. Yani bak bunu anlatılanlara göre. Bir dakika. Yeter. Amcalar seni öldürür. Öldürmek istiyorsa. Oğlunuzun adı neydi? Oğuzhan. Oğuzhan Bey. Dinleyecek misiniz? Yok, dinledik zaten. Oğuzhan Bey, size bir soru soracağım ben ya, dinlediğim için. Buyurun. Şimdi anlattıklarınızı dinledim. Teşekkür ederiz. Aydınlattınız. Yok yok, daha bitmedi. Daha bir dakika, devam et. Hayır, devam. Benim de bitmeyecek. Bir dakika, benim. Yeter Hanım bir ya. Bir soru geldi, bir dakika. Allah Allah. Oğuzhan Bey, tabii ki anlatın daha. Ya kafamıza takılan yeri soracağız. Şimdi bu anlattıklarınız olayı aydınlatan bir şey olmadı ki. Şimdi anneniz ya, tamam, amcalarınız arası ben kötü. Ben buraya ama geldim. Ortada diyor ki şüpheli bir durum var. Siz niye şüphelenmediniz mesela? Ben... Onu anlatın bize. Niye? Rahat ol, ben çok şüphelendim, gittim orada araştırdım. Benim babam orada tek başıma duruyor. Benim amcalarım komple hepsi aşağı iniyor. O adam orada tek başına duruyor keçilerle. Tersizden bir tanesi analiz geçiyor. Diyor ki siz burada olsanız bu keçiyi çıkartamazsınız. Babam benim, siz tanımadığınız için, benim babam çok özve bir insandır. Ya nasıldır? Der ki sen babama şunu yapama de, babam yapar. Benim babam burada Antalya'da birinci olmuş birisi beden öğretmenlerinin içinde. Çünkü inat uğruna. Benim babam inat uğruna her şeyi yapar. Ya nasıl öldü o zaman? Nasıl öldü bu adam peki? Ya ablacığım beni bir dinle. Ben o kadını anlatmak istiyorum. Ondan sonra... Ya beni anlatma. Ben burada babam için geldim. Sen de cevap ver. Beni herkes tanıyor. Sen bırak beni ya. Nasıl öldü bu adam? Sen diyorsun ki oğlum kardeşleri tarafından öldürülmedi. Kendisi düştü, öldü mü diyorsun yani? Yanında mıydın de? Yanında mıydın? Nereden bu kadar eminsin peki ablacığım? Bunun cevabı. Bak şimdi ablacığım, benim amcalarım zaten aşağıymış. Şimdi amcam kardeşleri niye bir yalan söylesin? Ne çıkarı var ki? Sen söyle bana, tamam diyeceğim. Ve bu zamana kadar da böyle bir şey olmamış. Hatta onu bırak. Benim amcalarım onu o kadar çok seviyor ki kendi canını verdiler. Sen tanımıyorsun. Bakın ben bir şey söylemeyeceğim. Niye öldürmek istesin ki diyorsun? Yani aslında ya baktığın zaman Hüseyin hocam öyle değil mi? Eğer amcalar şeyse niye kardeşlerini öldürsünler? Şimdi, yeteri ya o zaman. O zamana kadar, o zaman 50 defa yaparlardı. Niye şimdi şöyle. Oğuzhan Bey, ortadaki şüphe. Sen benimle konuşmadın. Ben ablamı anlatmak. Evet, böyle de. Ya arkadaş, herkesle konuşmadan. Sen de ya, sen de babanın ölümünün üstüne su içmek gibi bir niyetin var senin ya. Onu konuşma, ya bunu konuşma. De şu Orhan diyor yedirdi bütün bir parayı. Gürsel'in üstüne yaptı bütün araziyi, çiftliği. Bunu da diyor ortadan bu sebepten kaldırmış olabilirler diyor. Yani baktığın zaman mantıklı, şey bu mantıklı geliyor aslında. Sen de ne kafan olabilir rahat abi. Diyorsun ki ona cevap babayın verme, buna cevap düş, verme. Babayın. Tamam, seviyorsun amcalarını, anladık. Ben sana hakkın. Amcalarını vereceğim oğlum. Bir dakika Yeter Hanım. Biz de severiz amcamızı, atamızı. Ama arkadaş yani sen de karşındaki insan da olağan bir şüphe duyuyor ya. Bu kadar niye şey yaptın ki? Niye kin düşmanlık? Hayır, gitsin. Amcasının yanına yine gitsin. Babasını, katilini arasın. Katiline. Niye şüphelenmiyorsun? Buna cevap ver. Hayır, yanında mıymış? Babası düşünce yanında mıymış? Ben şüphelenmiyorum diye bir şey demiyorum. Herkes araştırırsın. Hatta beni de araştırsın. Komple telefonları. Anneciğim, zaten ben araştırmaya çıktım. Ben burada seni kötülemeye çıkmadım. Yok. Ben işte, ama ben seni kötüleyeceğim. Çünkü kötülemek değil bu. Gerçek olanlar. Anneciğim sen söyleme ya. Ben herkes bilir. Millet der ki benim arnım açık.
Benim alnım da açık değil. Yeter. Benim yüzüm açık, yüreğim ablacığım, açık, kalbim açık, her şeyim açık. Dur. Yeter Hanım bir saniye. Beyefendi şu... Beyefendi bir şey sormak istiyorum. Bir dinler misiniz? Bir şey. Dinlemez. Sonra sen istediğini sor ama ben söylemek istiyorum şu an. Beyefendi şunu soracağım size. Anneniz bu kadar kötüyse neden babanız ikinci defa kendisine nikah yaptı? Bunun cevabını alabilir miyiz rica etsem? Benim yüzümden. Ablama sorun benim yüzümden. Ya sen niye kaç yaşındaydın ya? Yeter. Sen kaç yaşındaydın? Ben söylemeyeceğim. Ki, ben bilene sorun. Ben onlara havale ediyorum. Ben bunu tartışmayacağım. Bu normal değil şimdi çünkü. Oradaki kadın siz haklısınız. Ben bir şey demiyorum. O kafayı yemiş. Benim ablama sorularsanız ablam söyleyecek. Deyme sorun. Annen için böyle konuşma. Babama, siz bağlandınız ya. Ki, lütfen siz bağlandınız. Bunun cevabını verin. Bence ben size bunu anlatmadım. Alın bunu sonra bağlayın. Ben evlendirdim. Babama dedim ya ki. Sen tamam. Sen kaçın şimdi. Lütfen Yeter Hanım. Anneniz bu kadar kötüydüyse peki siz neden istediniz ikinci defa evlenmesini madem öyle? Ya ablacığım inanırsın ya düzelir diye. İnanırsın yapar diye olmuyor işte. Düzelmiyor yapmıyor. Yani tamam düzelmediğini... Bir sene dayanıyor. Kaç tane ilaç içtiğini ben biliyorum. Evin içinde herhalde 20 tane ilaç içiyordu. Hap sakinleştirici. Ona rağmen durmuyordu. Yani o da durmak istiyor. Ben biliyorum ama durmuyordu. Çünkü kafasına yer etmiş. Yıllardır. Senin kocan rahmetli Orhan Bey'in bir sevgilisi var. Olabilir bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Senin tanıdığın birisi bu. Kim? Sen o şahsı tanıyorsun ama ikisinin sevgili olduğunu bilmiyorsun. Kadını tanıyorsun. Gerçekten mi? Tanıyorsun. Antalya'da mıymış? Yani senin gayet iyi tanıdığın. İkisi, Orhan'la da ikisini arkadaş olarak bildiğin birisi ama onlar aslında sevgiliymiş. Senin kocan Orhan ölmeden bir gün önce hazineyi buldum geliyorum diye sevgilisine yani senin de tanıdığın o kadına mesaj Peki attı. O kadın nerede? Antalya'da mı? Şimdi Ankara'da ben mı? Daha fazla Hayır Ankara'da mı Antalya? Vermeyeyim. Kadının şehrini yani şu an nerede yaşadığını detayları veremem. Ben kadına da rica ediyorum. Nasıl olsa bugün çıkmasa yarın çıkacak. Ama mesajları çıkacak. Var kadının. Hayır bugün çıkmasa yani yarın Orhan'ın, çıkacak. Orhan'ın sevgilisine attığı mesaj. Zaten hazineyi onlar çıkacak. Bulduk geliyorum. Zaten bunun ölümün bak size bir şey söyleyeceğim. Yani bu iş bu insanlar evet. Oraya temiz hava almaya efendim oksijen değil, almaya. Değil. Keçileri otlatmaya gitmenin dışında bir define arayışında olduklarına dair ihbarlar, iddialar geldi. Ben size bir şey söyleyebilir miyim Fulya Hanım? Ben zaten hiçbir şekilde inanmıyorum. Ta eşimin ölümünün haberini aldığım dakikada evde çıkmadan ben birilerini uyardım. Gidin dedim orada düşmez, deliller kararmasın, kim var kim yok. Ben buradayım, ben yetişemiyorum, siz yetişin dedim. Hatta ben bir Orhan'ın yanında çalışan yıllardır avukatı vardır, avukatını aradım. Ona da rica ettim, o da bağlansın. Daha evde çıkmadan. Ben olaya inanmıyorum ki, zaten olay bunlar yazmış, bunlar oynuyor. Ama onlar oynasın, ben senin yani mümkün böyle değil. Bir merakı var mıydı? Yani ya benim kocamın merakı yok. Yok şey... Bunlar yaptı. Benim kocamın merakı yok. Öyle kazıya bunlar soktu. Gider miydi? Bunların var ya bunlar bak bunlar ne dedi biliyor musun? Benim eşim hazineyi ne yapacak? Benim eşim zaten hazinesi cebinde, elinde. Benim eşim zaten az kazanan parayı az zaten kazanan insan değil. Adammış. Parasını bunlar vermiyor da burada hazine çıksa zaten eşime vermezler. Adamın kazancı kalmıyor. Bizim evimiz yuvamız kalmadı dağıldı. Hazineyi buna verirler mi? Mümkün değil. Ya Gürsel Bey'in bir söylediği cümle var. Bir arkadaş geldiğinde demiş bu ortamda ve bu günde davar falan çıkarılır mı oraya demiş. Düşülür, düşebilirsiniz diye de söylemiş. Hocam önce kendileri ne diyor bak ne diyor. Davarlar da oraya. Düşebilirsiniz demiş. Bir dakika. Var. Evet hocam bir de ne diyor biliyor musun? O keçiler orada Orhan düşünce keçi 130 tane keçi hepsi bir araya toplanıyor. Hepsi bir araya toplanıyor. Diyorum ki niye toplandı bilmiyoruz. Ya keçi hayvan. Benim patronum düştü diye. Yani herhalde bilmiyorum ben dua mı okuyor, beddua mı okuyor bilmiyorum. Keçi yani. Siz bunlardan daha akıllıymış. Keçi ki benim patronum düştü herhalde oturup ağlıyorlar, üzülüyorlar. Hepsi bir araya toplanmış. Bunlar keçi kadar bile değil. Şimdi şöyle. Keçi de içgüdüsel bir hareket olarak düşen bir nesne olduğunda toplanabilir de. Gürsel Bey'e iki sorum var benim. Eğer Gürsel Bey bizi duyuyorsa. Duyuyor. Gürsel Bey. Duyuyor. Şimdi siz evet. Demin kendiniz dediniz ki biz işte o keçiler oradan düşer diye düşündük. O keçilerin bile düşebileceğini düşündüğünüz bir yerde ki keçiler yerleri. Ya şöyle ya bak şimdi.
Dikkatli dinle. Keçilerin bile düşebileceğini düşündüğün yerde ki aslında dağa taşa alışkın hayvanlar. Bir kere Orhan Bey orada niye bıraktınız? Bir. İki. Niye telsiz kullanıyorsunuz siz? Keçi gütmeye gittiniz. Nerede arabası hocam? Telsiz abi, ne telsiz için var? Telsiz 3-4 sene. Bak telsiz şimdi o derede sizin mabirler de biliyor. Telefon sen çekmiyor. Bu inşaatta da vardı bunun telsizleri. 3 tanesini getirdi. 2 çoban vardı. Birisi bir çobana, birisi bir çobana, birisi de şey eve bırakıyordu. Hani telefon çekmediği için. Orada aile yaşıyor. Bir şey oldu mu da adam telefonla bildiriyor ki davar hastalandı, davar bölündü. Biz çıkıp gidiyorduk. Ama siz oraya böyle çekmiyor. Hazırlıklı çıkmışsınız bir, diyor yani Hüseyin bak, hocam. Bak bir, neyin ikincisi. Hazır? Gerçekten ya, siz bak, define peşinde miydiniz? Hazine mi ya, buldunuz bak, bak, siz orada? Ya, ben size, benim adam bunların bak, sözüne bak, gider. Ya gider, sen ne diyorsun? Biz orada hazineyi yani bulduk. Bak biz ha, orada hazineyi bulduk. Pülüşemedik. Hazinede orada götürdük, bozdurduk. Ya bunu dedik kudu yapmayın ya. Ya siz ne demiş hazineyi? Ya hazineyi verir misiniz? İhbarlar geliyor siz böyle. Siz hazincini vermediniz. Bak, bak. Ya hemen gelsin ben de çamur atarım her yere. Niye sizin mabirleri götürdüm? Gelin sizi de götüreyim. Valla bana ne kadar çamur atarsanız atın hiç yapışmaz. Bak, bak. Hiç. Beyefendi, kazı nedir atıyorsun? Orhan Bey'in bir gün kazı önceden olaydı, mesajı var. Hazineyi buldum ya, geliyorum ben diye. Bilemem. Sizi bak, ben orasını bilemem. Ha, sen her şeyi biliyorsun. Sen her şeyi biliyorsun. Benim kocam ha, benim yanımda değildi şey ki biliyorum. Senin karnın yanındaydı. Sen, şş, bir dur ki. Efendim. Bak işte gördün mü bak konuşmasını. Ben daha böyle ne konuşacağım? Böyle bak terbiyesiz konuşturacaksanız bak böyle terbiyesiz. Anne terbiyesiz be. Ya şimdi terbiyesizlik yok ortada. Allah Allah bir sakin hani olun tamam. Buyurun anlatın Gürsel Bey. Terbiye senden alacak. Sen hiç hazineden, defineden haberiniz yok mu? Hazineden. Ya, dur. Bir dakika girme lütfen. Vallahi billahi en adim ben yokum. Ben geldiği gün gidin Erbay Kamış'a deyin. Gökhan tipi miydi? Neydi? Git. Ben gazinem benim ne işim var ana? Bir ikinci nokta. Bana diyor ki hep parasını yedi değil mi? Tapuları mülkü sattı. Aa buyur. Bak görüyor musunuz tapuları? Bak Orhan Yağmur hisseleri hep benim burada. Beyefendi kendim çıkarttım hani. Şimdi o tapular falan. Yeter hanım diyor ya bizim mu malımızı hep sattı baba malını. Buyurun. Bir şey baba malını sattıysam ha. Definecilik diyorum, hazine diyorum. Siz gerek oralarda beyefendi bakın bir takım hatta ya, hatta deliller de bulunmuş. Ne iş? Bak bak. Sizin bak, eşyaları bak. AFAD'ı, heh, AKUD'u yani o arama kurtarma ekipleri gelmeden önce bu böyle definecilerin kullandığı bir takım ekipmanlar olur ya onları da ivedilikle toplayıp ortadan kaldırdığınıza dair ihbarlar geldi. Ya ilk önce var. Heh, bak bak şimdi ben değilim. Niye böyle şaşırmıyorsunuz ya o? Bunlar bir yalansa niye şaşırmıyorsunuz? Ben çok şaşırdım bunları ilk duyduğumda. Bak bak. Daha anam neler bacım, bak, bu jandarmada var ifadesi. Bak jandarmada var. Kırıkkale'de gelmişler. Orada kazı yapmışlar. Bizim çoban da bildirmiş. Rahmetlik biladerim de gitmiş jandarmayı aldı. Getirdi konuş, onları orada gösterdi. Zaten ki, bak, ben burada Türkiye akıyor. Bizi karıştırma. Çobanlarım burada bizim baş... Ya şunu bir sustur. Bir dakika sesler karışıyor. Ben de duyamıyorum. Rica edeceğim. Ya bak Fulya Hanım şimdi bağırın bu Gökhan'la ikisi gelmiş. Gelip burada jandarmalıkta ifade alabilirsiniz. Bizim çoban demiş ki Orhan abi bir araba geldi 5-6 kişi kaleye gitti çalışmıyor yani orada. O şey yerde. Jandarma da bize her gün temin ediyor ki burada çalışan olursa hani benim kardeşim 4 ayda 5 ayda gelir 3-4 gün gelir durur çıkar gider. Ya defineyle, mefineyle bu adamın ne işi var ya? Ya defineyle falan parası işiniz var, yoksa... Var. Ya hayır ne işi ya var? Ya şimdi Gürsel ya Bey... Ya bugün bir bypasslı sevin, adam... Sizin bak, bak, bir... 40 metre tepelere çıkmanız için bir gerekçeniz olmalı ya. Bu kadar adam toplanıp da bir yere çıkıyor. Biz şimdi her ben gün çıkıyoruz. Taşları yerine oturtuyorum. Bak, bak. Ya... Diyorum ki yani ya, bir bak, sebebi bak, olmalı bundan... yani. Bak bak şimdi yeri tespit ettiğiniz söyleniyor. Yani hatta Orhan Bey sizin kardeşiniz sevgilisine de bunun mesajını atıyor. Hazineyi bulduk diye. Yarın çıkaracağız. Yarın geleceğim diyor hatta sevgilisine. Alo. Merhabalar buyurun. İyi yayınlar Fulya Hanım. Teşekkür ediyorum. Buyurun sizin. Paylaşılmayan define yüzünden öldü. Evet doğru. Ne? Çünkü Orhan Bey'in biz yıllardır ya bunlar ayla, hepsi yani yıllardır define aradığını biliyoruz. Bütün mal varlığında bu yüzden edindiğini de biliyoruz. Hayır bizim mal varlığımız yok. Ben hepsini ispat edebilirim. Mal var. Zengin adam demedin mi koca? Ya zengin de
zengin. Nereden geldiği belli. Zengin, evet çok zengin. Bu hem parayı de define bir dakika. Valla ben bu zaman. Bir dakika. Zenginliğini ben bilmiyorum. Bir dakika. Kardeşinindir. Bir dakika, bir saniye. Hanımefendi, siz Orhan Bey'in, ölen Orhan Bey'in tüm mal varlığını definecilikten kazandığını hayır, mı söylediniz? Aynen öyle, aynen öyle. Hayatım, yalan söylüyor sen bu konuda. Kimsen, ben onun delillerini ispat ettim. Ya sen benim... belki bilmiyorsun. Hayır. Yiğide sen belki mi? Senden bir şey söyleyeceğim. Belki size koşuyor. Ait olan mallar ortada, ben onları ispatlayacağım nereden geldiğini. Yahu tamam da, kardeşim adam belki yıllardır bu işi yapıyor... Aldığı parayı da kapıya ama aman emlak memlak sen nereden bileceksin? Bütün Çorum'da biliyor yani, lütfen hanımefendi orada kendinizi paralamayın. Yeter biliyor mu bunları peki? Evet biliyor. Kocasının defineci olduğunu. Evet biliyor. Ya sen kimsin Allah aşkına? Ben kocamı zaten bilsem ameliyatta kocamın benden haberi olur, benim de kocamdan haberim olur. Seni... Dur bir dakika. Sen kimsin? Bakayım. Bir dakika, bir devamını getirsin lütfen ben, izleyicimiz. Aynı köylüyüz. Sen beni tanımıyorsun. Ben seni tanımıyorum. Kızma bak, kızma. Peki ölüm nedeni senin için... yanındaysan kızma. Senin yanındayız. Hayır hayır, ben defile olayını biliyorsam bak iki tane çocuğum var. Allah Allah. Ya yeter abla. Tayyip'in altındaki arabanın fiyatını bir sorsana. Gürsel Bey'in altındaki arabanın fiyatını bir sorsana. Ha işte ben bunları yedi diyorum zaten. Neredeyse de. Gürsel Bey'in altındaki evet, arabanın... Evet, bu ne iş yapıyormuş? Yeter abla. Bu gerçekten dışarı çıkar mısın? Vallahi girersen kesinlikle oraya dönmeyeceğim Ercan. Gel al konuğumuzu, dışarıya çıkar. Telefondaki hanımefendi. Evet buyurun. Ölüm nedeniyle alakalı olarak dediniz ki konuşmanızın başında, define ile evet, alakalı dediniz. Bu konuda da net bir konuşma sergilediniz yani. Evet. Siz bu kadar detayı nereden biliyorsunuz? Hanımefendi, bu kadar detayı biz kendi köylümüz yani. Kendi köylümüz yani, attığın her adım. Herkes bilir. Gürsel Bey'in altındaki bilirler, arabanın... Bilirler, nerede ne yaptığını bilirler, herkes bilir. Gürsel Bey'in altındaki arabanın siz şeyini sordunuz yani, maliyetini bir sorar mısınız? Aynen gibi. Öyle. Ne demek mal istediniz? Varlığı, Gürsel Bey'in mal varlığını da araştırın. Gürsel Bey'in mal varlığını o da araştırın. O nasıl yaptı bu mal varlığını? Kardeşinin, ölen kardeşinin definecilikle aldığı. Allah Allah. O dağ taşı... O dağı taşı gidip görebilme imkanınız olsa da gidip de görebilseniz. Gürsel Bey, canlı yayında ben sizi görüyorum. Kardeşinizin mal varlığını nasıl edindiğini bir açıklar mısınız? Bak gülme orada. Hanımefendi ben sen çok burada güzel biliyorsun da sen bir şş, bir bak hele sen bir ismini versene. Aha. Öyle define varsa sen acında ölüyorsun. Ben senin sesini de tanıdım. Ben gidip de biraz da sen bulsana orada. Ben bunları bilmem. Ben bunları bilmem. Ben bilmem. Define var orada. Varsa ben gidip de biraz sen kardeşim ne zaman define... Normal hayvancılıkla adam küçükte beri inşaatlarda çalışıyor. Sen biliyor musun? Ben senin hakkında şey tazminat davası yani açacağım. Sen kimisin? Ben seni adam bulurum. Bak şimdi adam inşaatlarda çalıştığı yerde hep faturalı üstünde para zimmetine geliyor. Yarınlar hep çıkmaz mı? Ama sizin peki çalıştığı yerlerde. Gürsel Bey, peki sizin definecilikle ilgilenenlerin taşıdığı ekipmanların sizde ne işi var? Sizin niye böyle ekipmanlarınız var? Kız anam bacım bizim burada çoğu bizi istemez. Bak ben açık söyleyeyim. Yok ben sordum. Benim kardeşim çalışkanıdı. Yok bak, yok ben benim sordum sorunun cevabını alamadım. Küçükte beri çalışır. Definecilerin. Nasıl? Definecilerin kullandığı ekipmanlar neden sizde var, sizin çevrenizde? Niye? Ne var bizim çevrede hiçbir şey yok. Böyle bizim çevrede hiç definecilik yok. Çıkardım bir gün polis mi yakalamış? Jandarma mı yakalamış? Bir kanun mu? Gelin ben de cezeme razı. Ama Gürsel Bey, yalan. Tek bir ne telefon gelmedi. Sizin Orhan Bey'in. 500 tane gelir bizi istemeyen hatta çok. Hatta Orhan Bey'in bak, oğlunun da bu işleri benim bildiğine dair. Sizin yıllardır definecilik yaptığınıza hayır, dair çok hayır, sayıda hayır, ihbar hayır da gelmekte efendim. Ya hayır hayır. Bak arkadaş bir dakika Gürsel Bey. Bir dakika. Bizim... Gürsel Bey sen söyle. Programın ilk bölümünde kendin de izledin bu VTR'yi. Muhabirin seninle yaptığı röportajda dağları, geçinin gittiği, Orhan Bey'in gittiği dağları ve yolları gösteriyorsun. O yolda diyorsun ki bir çukur evet görüyorsun. Burası definecilerin 15 yıl önce kazdığı yer diyorsun. Evet. Gelin. Gelin kardeş, dur, dikkat buyur. Mühendisi var, neyi var? Kaç sene evvel kazılmış. Sonuna ay, kadar nereden biliyorsun? Bir dinle sonuna kadar.
Aşağısı senin arazin. Ya bir insan kendi arazisinin üst tarafında hemen definecilerin gazı yapmasına izin verir mi ya? Keçileri güttüğün yer. Senin haberin olmadan burada birisi define kazabilir mi? Tamam, çok doğru konuştun. Biz kaç kişi yakalattırdık? Gidin jandarmaya sorun. Telefon ediyoruz. Biladerim de yakalattırdı. Sizin alanlarınıza yani girdikleri için mi yakalattınız adam... başkalarını? Hayır, cumartesi pazar günü gelsen adamlar orada dönüyor. Ben adama ne diyeyim? Ben adama ne diyeyim? Sen burada ne arıyorsun mu diyeyim? Peki Gürsel Bey niye bana size yönelik ve Orhan Bey? Orhan Bey'e yönelik böyle defineciliğe dair niye bu kadar ihbar geliyor? Başka bir şey desinler sizin için. Onlardan, niye peki defineci diyorlar? Bak, onlardan... Bak onlar bizi sevmeyen kişiler. Bak onlar bizi konuşmadığımız, sevmediğimiz kişiler. Bu mu yani açıklama? Kişiler onlar. Sevmiyorlar diye. Onlar, tamam. Ben onu sesinden tanıdım. Ben onu sesinden çıkaracağım. Şimdi konuşmuyor. Sorma. Yarın sor lütfen. 15 çünkü... mi diyeyim, 20 mi diyeyim? Vallahi bilmiyorum. Bu adam define ararken öldüğüne evet. dair evet. Çok yorum var geliyor. Hatta defineyi bulmuş. Evet. Orada olabilir. Siz... O esnada bir şey yaşamışsınız galiba, bir mal tartışması mı artık define üzerine tartışma mı bir şeyler olmuş ama hazine üzerinden ve yıllardır da kazmadığınız yerde kalmamış, bu işi de çok profesyonel yaptığınıza dair ihbarlar geliyor, bazı iddialar var. Vallahi kafam karışmadı, midem bulanmadı değil. Yazık yani, böyle hazine definecilik işinden dolayı bu adam öldüyse vay gidene ben yani. Ben Fülya Hanım size bir şey söyleyebilir miyim? Yazık. Bu şimdi benimle konuşurken benim oğluma hedefi gösteriyor. Benim üzerime atıyor. Diyor ki annenle diyor baban her zaman tartışıyordu diyor. Bunu da kime söylüyor? Erbay'a söylüyor. Erbay'a diyor ki oğlum diyor Gökhan'la çok gezme diyor. Diyor 50 bin dolar vermiştir. Aa, ne alakası var? 50 bin böyle dolar para vermiştir diyor. Hocasını öldürtmüştür diyor. Şimdi oğlumu benim üstüme salıyor. Vallahi ben olmuyorum, oğlumu Gökhan üstüne salıyor. Oğlumda da kurtulmak istiyorsun sen ama ben her şeyi göstereceğim oğluma, göstereceğim. Efendim gördüğünüz oğlumu gibi. Oğlumu kurtaracağım sizde, oğlumu kurtaracağım. Benim anladığım kadarıyla işte yani para şey mal, mülk işte aman hazine, kısa yoldan zengin olalım. Gördüğünüz gibi eğer bunlar doğruysa bir aile bu hale gelmiş, bir adam da canından olmuş yani. Şu yayına girmeden önce stüdyoda yani reklam arasında konuştuklarımızı da keşke reklamın bir köşesinde verebilseydik yani. Bombayı patlattın. Evet. Az önce bombayı patlattın yani. Demek ki ne? Bizim de ortaya çıkardığımız şey tam isabet. O zaman doğru yoldan ilerliyoruz. Reklam arasında dedi ki Gökhan, Orhan abinin sevgilisinin olduğunu... senin dedi kızın da biliyordu, oğlun da biliyordu. Hayır, dedi. Evet. Oğlu da biliyordu, kızı da biliyordu. O zaman arkadaşlar sevgili olayı gerçek, sorun. Atılan mesaj da gerçek. Hazineyi buldum, geliyorum mesajı da gerçek. Benim kızımı bağlayın. Tamam hazineyi bulmuşsunuz işte, tam nerede neredeymiş? Hazine? Ha? Neredeymiş? Bu sevgilisinin olduğunu söylemek, hazine neredeymiş? Bulduğu anlamına gelmiyor. Yahu mesaj hazine atıyor, nerede? Mesaj sevgisi. Siz biliyorsunuz zaten ben? Sevgilisi ne vardı dediniz. Ne mesaj attığını nasıl bilelim? Ne yazıştığını, ne konuştuğunu biz ne bilelim? Senin de sevgilin var, senin de sevgilin var değil mi? Kim, nerede, kim neredeymiş? Erbay dedi. Erbay böyle bir şey mi söylüyor? Ya biraz önce dedim ya sana. Herkesin olabilir. Herkese. Bak şunu da söyleyeyim. Ay. Şunu da söyleyeyim. Dedi bir insanın, ki Gökhan'ı içine. Bir insanın içine senin gibi bir karı. Ya yapmayın arkadaşlar böyle illegal aşkı. Ha işte yani. Eşleri izliyordur evde Erbay. Yani ya. Bakın, Erbay ispat etsinler ya. Benim Allah'tan... Ya benim kocamın sevgilisini bırakıyorum. Ben kabullendim, anladın mı? Kabullendim. Sağ olsa vallaha derdim. Ben bilseydim vallaha hemen bir cesede boşardım. Sorun yok, ben kabullendim. Senin de var sevgilin, onun da var sevgilin. Ya bunlar çok çirkin söyledin. Şeyler gerek ya. Yok bak hiç doğru bulmuyorum yani. Bunlara ya gerek yok. Sevgilileri evet bırakın. Ben kocamın cinayetini aydınlatmaya geldim. Bak kocam düştü demiyorum. Şimdi cinayet tamam, diyorum. Yeter baştan abi itibaren. Sevgilisi olduğunu öğrenmeyi sevgili boşardım. Diyor hayır. Bir saniye yahu, boşardım diyorsun sevgili ya. Sevgili detayı boşardım da önemli bir ya detay. Yeter yani abla. Sevgilisi olduğunu boşardım diyorsun ama adama bana şunu vereceksin. Bana şöyle bir araba alacaksın. Bana şu kadar para vereceksin. Ya ben nikahlı karısıyım. Ben onu iki kere ortadan İster kocası yani. Sen ne? Ondan niye başkasına yediriyor? Ölmüş. İster. Kocası ha değil mi? Tamam, araba da ister. Ya bu güzel mevzumuz ama değil ya Fulya Hanım. Ölen bir adamım da ben bu suçu Gürsel'in ya da Aydın'ın üstüne atacağım. Sen diyor oradan düştüğünde, bakın sen diyor oradan düştüğünde yanına kim indi? Aydın indi. Aydın oradan yanına indiğinde diyor Orhan'ın diyor boğazını sıkmış öldürmüş olamaz mı? Ben mi? Ağzının evet nefesini tutmuş öldürmüş olamaz mı? Ya Aydın'ın... Bak.
aşağıdaydım ve aşağıdan gayet net bir şekilde görüyorum. Benim olduğum yerle onun olduğu yer, onların olduğu yer yaklaşık bir 40-50 metrelik bir mesafe. Açarsanız şeyi göstereceğim ben size nereye düştüğünü, ki nereye düştüğünü de bilmiyor zaten. Sen oraya öğrendiniz o kadar nereden? Söyledim. Hayır hayır. Ben de onu anlamadım. Ben nereden İlk öğrendim? De, yani Allah rahmet eylesin Orhan Bey'in cansız bedeni maşallah elinizde 60 gibi de buldunuz. Tepe oradaydı yani, ama şapkası oradaydı Fulya Hanım. Fulya Hanım. Şapkası. Hayır şapkanın. Şapkasının aşağısında. Şapkanın dışında yani. Zaten çıktı. Ne bileyim afat bile böyle bir afallıyor orada maşallah siz. Bir dakika. Afadın geldiğinde hava karanlıktı. Fulya Hanım ben bir şey söyleyeceğim. Orada söyleyeceğim. Söyle. Ben buraya gitmedim. Olay zamanı ben burada da yoktum. Bak şimdi. Sen Antalya'daydın. Evet. Ben öyle nokta atışı yapacağım ki o zaman konuşsunlar. Ben boş değilim. Gidin kalkın bakın bak. Kadının karşısında durun yani. Ha, bak şimdi bak. Ha. Ben bu resimleri bilmiyorum. Olay günü burada değilim. Ben ne öğrendiysem bunların ikisini de öğrendim. Bak nereye düştüğünü de bunlardan öğrendim. Erbay bana ne dedi biliyor musun? Bu resim değil. Küçültün. Önceki resmi söyle gösterin bana. O iki diğer tarafın yer var ya. Yeri hayır mi? Bir dakika kardeşim, Erbay'ım bir dakika kardeşim diyorum sana ya. Tamam. Ben seni seviyorum ya. Tamam, sana iki ben seni annenin babanı da severim. Sonunda seviyorum. Çok öyle bir alemsin. Ya ben seviyorum. Benim sorunum. Adamın ne sevgilisi kaldı ya. Güzel hayatı. Benim, o benim nasıl hayatımı ilişki, kardeşim? Şu şey var ya o dağ işareti o iki metrelik yer var ya. Onu bir çıkarın ben göstereceğim. Erbay bana ne dediyse ben bunu. Tamam göster ha. Hah. Erbay bana dedi ki beresi şurada. Şapkası şurada ya. Tamam. Bak şimdi. Ben aynısını söylüyorum her şekilde ispatlarım. Dedi ki Gürsel dedi orada bana dedi ki hadi oğlum hadi ben düştüğü yeri biliyorum. Biz de beni aldı dedi abla dedi direkt bu noktaya getirdi. Bir dedim ki bak teyit etmek için defalarca sordum. Dedim ki ceset aşağıda görünüyor mu yok. Yukarıda görünüyor mu yok. Dedim ki Aydın yukarıda gördü de mi bağırdı da siz oraya gittiniz. Aydın daha gelmediydi ki dedi. Yani bir dakika ben söyleyeyim sen söyle kurban olurum. Ondan sonra dedi ki Aydın gelmediydi abla dedi. Gürsel beni direkt dedi buraya getiriyor. Niye buraya getirmiyor? Niye şuraya getirmiyor? Niye buraya getiriyor? Bir bak. İkincisi şapka şurada ya. Bak oradan geliyor burada böyle gözüküyor. Şey Fulya Hanım burada böyle gözüküyor. Gelen adam var ya şura bayağı bir mesafe var buraya gelmesi için. Tekrar buraya dönmesi için bayağı mesafe var. Aydın şuradan dönüyor geliyor ya Gürsel buradan gidiyor ya. Aydın bunun anlatması beni çok güzel aydınlattılar yani bunlar. Şuradan Aydın geliyor direkt burada hiç bereye bakmadan direkt burada iniyor. Hayır hayır. Şimdi öyle bir şey yok. Yeter abi öyle bir şey yok. Hayır hayır. Bu kadar basit. Hayır öyle bir şey yok. Söyledikleri vallahi tamamen yanlış. Vallahi ben burada değildim hocam. Bak, tamamen yanlış. Değildim. Tamamen yanlış. Şurada diyor ceset burada değil şurada. Şurada. Aydın'ın indiği yer. Aydın'ın indiği yer. Ya işte tamam burası. Seni sonuçta oraya götürdüm. Aydın'ın indiği yer. Aydın abinin indiği yer. Bedeninin, cansız bedenin olduğu yer yani burası. Bu da bura demiş. Bura değil. Burada yani tam ya gözükmüyor. İşte tamam bak. Cesedin yanına. Abla bir tutar Aydın. Mısın ya? Ya burası bir ne? Tutar burası mı? Sus da anlatayım. Abla sus da anlatayım. Şimdi bizim olayım. Geçtiğimiz ya da bizim indiğimiz yer falan da burada değil. Bu tepenin diğer tarafı. Şapkası burada. Şimdi Gürsel de bir dakika Gökhan. Şapkası dakika. Burada. Abi. Gürsel de. Buraya beni getirdi. Burası bu dağın arkası konteynerin olduğu yer. Yani bizim indiğimiz yer. Aydın bu dağın arkasından oraya çıktı. Şu ikinci yuvarlağın oraya çıkıyor. Aydın oraya çıkıyor. Biz de Gürsel'le bu dağın arkasından dolanıp şu bölgeye geliyoruz. Gürsel biz Orhan abi bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra görünmeyen kısımdan bu tarafa doğru ilerlediği için Gürsel onun bu yöne geldiğini düşünüyor. Ayrıca buradan şu görünmeyen yerden diğer tarafları giden ekibiniz gördüyse tamamen dik bir kaya. Erbay bir orada dakika bir şey soracağım. Keçilerin olma şansı yok. Bir dakika bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi senin miden bulandı. Aşağı iniyorsun. Konteynerin olduğu yerde dinlenmeye gitmeniz gerekmez mi sizin? Evet. Niye siz dağın arka tarafına dolandınız? Şimdi bakın şurası neresi? Bak burası bizim indiğimiz yer. Tamam. Şurası bizim indiğimiz yer. Konteyner burada. Evet. Orhan abinin düştüğü yerde şu bölgenin arkası. Tamam o bölgenin arkası. Yeter Hanım yanlış anlatıyor. Bölgeyi bilmediğim hayır için. Hayır o resim ama oranın arkası. Yer. Ben resmi biz anlatıyorum. Ben bölgeyi indik, anlatıyorum. Bakın buradan evet. indik. Evet. Şuradan akan bir akarsu var. Bu akarsuyun etrafından şuradan gittiğimiz zaman böyle evet, dönüyor. Ama bu kayalığın arkasına gidiyoruz. Burada diyorum ben sana döndüğünü söylemiyorum. Bura arkası öbür resimde ön hocam. Niye döndünüz öyle? Oraya ha. doğru döndünüz. Konteynere doğru gitmeniz gerekmiyor mudur? Ben çağırdım. Ha siz çağırdınız. Ben çağırdım. Erbay abiyle Gürsel abi konteyner doğru. Ne kadar yürümek gerekir öyle bir mesafeye? Kaç kilometre var orası yürümesi? Arabayla geldiler. Arabayla geldiler. Abi, evet arabayla gittiler. Çağırınca Orhan abi göremeyince şapkasını orada görünce muhtemelen keçiler de toplanmış. Hayır.
toplanmış böyle. Yani dediğim gibi 150-160, 170'e kadar keçi vardı. Toplanmış. Şapkası da orada. Ben gidip Erbay abi, Gülsel abi ayrılıp aşağı doğru iniyor. Şimdi şapkanın onlar olduğu yerde var. Kan da var, doğru mu? Hocam ben şapkanın olduğu yere hiç inmedim de inemezdim de. Bak ben orayı yani. Şöyle bir 20 metreden aşağıya baktığımda görüyorum. Tamam mı? Ben o Orhan abinin keçi otlattığı yere hayatımda da inmedim, inemem de. Siz de gidin, siz de inemeyin. Hayır, İsterseniz ben buna gidelim. Katılıyorum. Bak, aynısını bana da söyledi. Bana da söyledi. Ben aynısını. Orada güvenli bir yer diyorlar ya. Güvenli bir yerin olduğunu falan da görmüyorum. Hiç kimse görmüyor. Boş konuşuyor. Şimdi o gün çok rüzgar vardı ya orada. Evet. Hatta birbirinizin sesini bile duymakta zorlandığınız bir hava durumuyla karşı karşıyaymışsınız. Hı. O gün özellikle seçildiği sizin hilti ve dinamitle bazı patlatmalar yaptığınız za dair de bir takım ihbarlar da geldi. Bölgede hilti ve dinamit kullanıldığına dair, evet. Hatta sesi keser diye de rüzgarlı ve... Ya bu kadar profesyonel bir adam şimdiye kadar... Yok, sizin çok profesyonel olduğunuz söyleniyor arkadaşlar. Ben demiyorum bunu yani. Ben gelen yorumlar, yapılan şeylerden de... Böyle bir şey söyleyeyim. Yeter abla da benden çok iyi biliyor. Orhan abinin şu anda 10 tane mahkemelik olduğu adam, mahkemesi daha devam ediyor. Hep şahitleri benim. Orhan abinin dostundan çok düşmanı var. Yeter abla da biliyor. Bunu inkar ederse gözü... Valla telsiz konusunda bizi hiç kafamızı rahatlatmadınız. Belki aradı. Ya geç şimdi dostu düşmanı. Bak kardeşim, sen diyorsun ki sevgilisi vardı var. Sevgilisine hazineyi bulduk, geliyoruz diye kadına mesaj atıyor, bu bir. Sevgili mevgi de yalan değil, gerçek, bak ne söylediysek çıkıyor. Gerçeklik payı var yani. Evet. Sizin şimdi birçok profesyonel olduğunuz bu alanda definecilik... ve hazine bulma alanında. Benim... Şimdi bunu da tabii ki kalkıp burada, evet ya biz orada define arıyorduk kardeşim. Yani hazineyi de bulduk. O yüzden şey oldu. Sonra da aramızda böyle bir takım da anlaşmazlıklar yaptık. Yıllardan beri mi yapıyormuş? Attık mı artık bilmiyorum. Hülya Hanım, yıllardan beri mi bu işi yapıyormuş? Vallahi profesyonel mi olduğunu söyleniyor. Hayır. Vallahi benim hesabımı, kitabımı bir araştırın. Üstüme ne var, param ne var, bir araştırın o zaman. Gökhan Bey. Gökhan neyin varmış? Gökhan Bey. Siz Orhan Bey'in düştüğünü düşündüğünüz an saat kaçtı? Saat 13. Hocam bak saati hatırlamıyorum ama 13-15 evet. Yani o sularda. Casas'ın cesedi çıkardığı saat kaçtı? Kurtarma ekiplerinin, özür dilerim. Akşam 10 falan. Akşam 10 muydu? Yaklaşık. 10 falan derim. Tamam. Hocam. Şimdi siz dediniz ki biz çıkarken konteynerin oradan keçi otlattığımız yere yaklaşık 40 dakikada çıktık. Ya 40 dakika, yarım saat. Tamam. Hani... Ya konteynerin biraz üstündeymiş şey. Çağırdığınızda Aydın. Keçi otlattığınız yere gelmesi kaç dakika sürdü? 8 dakika dedi, 6 dakika dedi. Vallahi 10, 12. 10, 12. 15. Ya 15. Arkadaş, bak, şimdi... bak. Ama öyle bir çıktı adam böyle ya, var arkadaş, ya. Arkadaş geç olsan çıkamazsın işte, onu diyorum yani. Çıktı, geç olsan çıkamazsın. İnanılmaz şekilde çıktı. Çıkamazsın ya şimdi. 40 dakikada kat ettiğin mesafeyi Usain Bolt olsan, koşsan oraya. Şimdi. Çıkamazsın ya. Hocam. Şimdi 10 dakika diyor. Siz bak bu arada kurtarma ekiplerine saat kaçta haber verdiniz? Erbay abi haber verdi sanırsam. Ben telefon çekmedi, uğraştım. Bayağı bir aramaya çalıştım. Bak bir dakika. Şimdi kafaya yatmayan hususlar. Sabahtan 40 dakikada kat ettiğiniz mesafeyi Aydın Bey 8-10 dakikada. Hocam sabah belki de bir saatte çıktık. Dur, 8-10 dakika bir saat yok. 8-10 dakikada kat ediyor. Şu 40 dakikaya bir takılmayalım. 13 civarında bu adamın kaybolduğunu düşünüyorsunuz. 2.5 civarında haber veriyorsunuz. 2.5 demedin ki hocam, 2.5'u nereden çıkardın? 2.5 dedi. 2 çeyrek dedim. Allah Allah. 2 çeyrek dedim, bu bir. Ya o arada ne gelince, sakladınız? 40 dakikayla 15 dakika zaten bulursunuz. Hocam bak siz bizim... Niye o arada da define hocam, ekipmanları saklandı işte. Ama, bu söyleniyor. O arada ne sakladınız? Ne sakladınız Erbay Bey? Saat 10'da niye bulundu bu adamın cesedi artık ya? Bir müsaade eder misiniz? Onda bulunmadı ya. Hayır gel arama. Ya akşam verin arama kurtarmanın görüntülerini. Bakın nereden çıkartılıyor adam. Verin görüntüleri. 2-2.5 sularında jandarma oradaydı. Ambulans da oradaydı. Belki de 3'tür. Bak adamı. Onu Akut'a sorun. Niye çıkartamadı? Bak AFAD'ın. İnemedik oraya. Bir aparat kuracağız dediler. Gecenin bir saat dediler. Bak çıkartıldığı yer. Biz aşağıdaydık. Bir aparat kuracağız. İnemeyeceğiz dediler. Ambulansı arayan benim. İtfaiyeyi arayan benim. Kaç aradınız? Hatta Çeşme'ye yani, arabayla gittiniz değil mi? 2 çeyrek arası diyorum bakın. 2 çeyrek arası. 2 çeyrek arası. Ama beyefendi diyor. Yalnız bakın. Biz bulduk zaten diyor. Ya tamam. Orhan abi orada olduğunu tespit ettik. Aydın yanına indi.
Aydın yukarıdan inerken biz de Gürsel abiyle aşağıdaydık. Aydın'ın nasıl indiğini gördüm. Hani şu şekilde sırt üstü yatarak sürüne sürüne indi. İnmemesi için çok ısrar ettim. O da düşecek diye. Evet, inme, Aydın yapma, yanına indi. Falan. Ama Aydın o, abi yukarıdan bakacak görüyor. Bayağı bir yalnız, görmüş. Bayağı bir arayarak indi. O yukarıdan bana bağırdı. Burada kan var diye. Kan olduğu yeri gördü, indi. Bir süre sonra kan olmayan bölgeye geldi. Kanın öyle yerini küçük ağaçlıkların hocam, olduğu yerini yere gösterebilir geldi. Gösterebilir mi kanı? Sonra aşağı doğru indi. Dikenlerin içinde bayağı bir zorla indi oraya. Oraya indi. Orada tabii bağırmaya başladı. Parçalanmıştı oğlum, bu parçalanmış diye. Ben ona nefes alıyor mu? Konuşturmaya çalış. Ben ambulansı ya da işte itfaiye aramaya gidiyorum dedim. Sen onu konuşturmaya çalış dedim. Ben koşarak gittim. Benim telefonum oradaki konteynerdaydı. Konteynerin camına telefonu şu şekilde yapıştırdığımda telefon çekiyordu. Arada bir sürekli değil. Oradan bir akrabam var Alaca'da. Onu aradım. O da bana acil buraya ambulans, itfaiye, hatta itfaiye uzun merdivenli bir itfaiye gelsin dedim. 50 metre, 40 metre neyse uzun, en uzun merdivenli itfaiye gelsin dedim. Tamam dedi. Biz aşağı, ben tekrar aşağı indim. Aydın geldiğimde tekrar bağırdım. Yaşıyor mu? Ne oldu? Ne durumu? O da yaşıyor dedi sanki. Yani yaklaşık ne oldu biliyor musunuz? Bir 15-20 dakika falan yaşadı. Yaşadığını söyledi. Siz böyle anlatıyorsunuz ya, şimdi kızıyorsunuz bize ama bizim de kafamızda oturmayan, bakın arkanızı döndüğünüzde AFAD'ın çıkardığı yer var. Bakın. Evet. Şimdi oraya giren bir cesedi dışarıdan gelen ve sizin yanınızda hiç olmayan Aydın Bey nasıl gider eliyle koymuş şimdi gibi bulur? Söyleyeyim, o şeyi alabilir miyiz? Ona sorma hocam. Ama sizin arkadaşlarınız resmini komple alabilir miyiz? Söylüyorum işte, anlatıyorum, siz de anlamıyorsunuz. Biz şunu anlıyoruz. Şimdi ben size orayı anlatacağım. Çok özür diliyorum. Biz şunu çıkartıyoruz. O zaman bu beş bey aslında o gün hep birlikteydiler. İzleyicilerimiz değil de bunu çıkarıyor. Hayır hocam. Onun için de bu soruyu soruyoruz. Hayır hocam ya. Hı. Büyük görüntüyü bir alabilir miyiz? Tabii. Şimdi Orhan abinin düştüğü yer şu bölgede bir yer. Tamam. Ben de bunun siz buradan daha net kan göremiyorsunuz ama bende resimler var bunun. Kan neredeydi gösterebilirim. Erbay? Tam orta. Aydın şu kanı bölgede, nerede gördün? Bakın şu bölgede bir yerdeydi. Tamam. Şimdi sizin şu cesedi, ekranda gördüğümüz cesedi aldığımız yer şuraya kadar, burada bir tünel var. Yani bir kayalık var. AFAD bunu yukarıya doğru çıkaramadı. Ki bunun jandarmada filan bilgileri, belgeleri var. Biz aslında buradan oraya Orhan abinin yanına çıkmaya çalıştık. Orada birkaç tane uzun kavak kestik, Gürsel abi, ben. Uzun kavak kestik ve kaldıramadık onu. Aydın Bey neredeydi? Merdiven yapıp çıkmaya Aydın Bey neredeydi? Aydın Bey de, bakın biz burada onunla uğraşırken Aydın abi de buradan inmeye başlamıştı zaten. Buradan inerken bir süre sonra ama bakın, kan kayboldu. Biz ilk bulduğu andan sonraki zamanı anlatıyorsunuz. Aydın Bey ilk buluyor ya. Evet, tamam, anlatacağım. Buraya geleceğim. Aydın abi buraya geldi. Artık öldüğüne inandıktan sonra, öldüğünü gördükten sonra biz orada işte kavakla bilmem neyle uğraşırken Aydın abi arka taraftan tekrar dolandı, geri bizim yanımıza geldi. Geldiğinde şu bacaklarında filan kan vardı ama biz onun orada aşağıdan görüyorduk kucağını aldığını. Ama siz sonrasını anlatıyorsunuz Erbay Bey. Tamam. İlk bulduğu anı anlatacaksınız. İlk bulduğu dışarıdan anı anlatıyorum. Dışarıdan geliyor, bakın başka şimdi bir araçla geliyor. Nereden orayı buluyor onu soruyoruz. Dışarıdan başka bir araçla gelmedi. Ava gelmiş, oraya av yapmaya gelmiş. Tamam, Aydın abi, etmez. Tamam mı? Yani dışarıdan geliyor. Sizin şimdi dışarıdan geliyor. Aydın abi konteynerin yanından koşarak buraya çıktı. Buradan tekrar indi. Orhan abiyi burada buldu. Nasıl buldu işte? Sorun bakın söylüyorum, o diyorum ki beresini görüyor. Beresini gördükten sonra bir kısım işte geldi, bir miktar geldikten sonra kanı takip ettikten sonra düşebileceğiniz, siz de olsanız. Gökhan Bey de beresini görüyor. Niye yerini görmüyor? Gökhan Bey de görüyor. Onu ben oraya inemiyorum. Bak ben yukarıdayım. Tamam, siz de yerini tahmin edebilirsiniz. Siz de tahmin edebilirsiniz. Çünkü siz birliktesiniz. Tamam. O şimdi dışarıdan geliyor. Gürsel de diyor ki onun düşebileceği yeri tahmin edebiliyorum diyor zaten. Sizin de söylediğiniz gibi tahmin edebiliyorum diye diyor ve tahmin benimle birlikte diyor şu bölgeye geliyor. Biz Orhan abi buradan AFAD geldi, yukarı çıkaramadı. Burada şurada bir tünel var. Herhalde bir 8-10 metre kayalığın içinden inen bir tünel var. Evet. Su oradan aşağı indi. Yani o su. Yani siz Gürsel Bey dünkü ifade etti. Aydın Bey dışarıdan geldi. Böyle tahmin etti, benim kardeşim buradadır. Gitti eliyle koymuş gibi buldu. Derken şimdi olayları
Siz böyle lastikli konuşuyorsunuz. Nereye çekseniz oraya gidiyor. Biz her mantıklı, her aklı selim bir insanın şimdi, sorması gereken bir, soruyu soruyoruz. Tamam siz güzel. De... Bir, bölgeyi bilmediğiniz için. İlki, düştüğü yerin nasıl bir yer olduğunu bilmediğiniz şimdi için bakın, böyle konuşuyorsunuz. Ben dün, de size dün Gürsel nasıl Bey bağlanıyor diyor ki şapkanın, Aydın'ın nasıl indiğini ben gördüm. Şapkanın üzerine taşı diyor Aydın koydu diyor. Gökhan koydu diyor. Bugün Gökhan Bey diyor ki ben hiç gitmedim ki oraya diyor. Ben böyle olunca size şapkanın de soru üzerinde taş olduğunu hiç taş olduğunu sizden duydum ben. Yahu dün Gürsel ya, vallahi Bey vallahi sizden duydum. Gürsel Gökhan, Bey de dün dedi ki Gökhan üstüne şapkanı taş koydu. Gökhan şey söylüyor, şey Gürsel söylüyor, biz abi, değil. Gürsel Bey, Gürsel abiye sorun bak. Ben zaten Gökhan yapmadı diyorum baştan beri. Abla. Şimdi Gürsel ya, Bey dünkü ifadesinde yani şunu söylüyor. Kardeşim, diyor ki Gökhan'a, tamam, Gökhan, ablacığım, Gökhan tamam. Orhan Bey bulduğunda hırıl hırıl ses geliyor abi. Bu hala can konuşmuş, çekiyor. Yaşamış. Bir an önce hastaneye yetiştirelim diyor. Evet. Burada hiç alakasız bir şey çıktı şimdi. Aydan'ın bulduğu söyleniyor ve Orhan Bey'in o an bulduğunda da öldüğü söyleniyor. Bak şunu söyleyeyim. Yani hocam. Gürsel Aydın Bey'in abi, ifadesiyle sizin ifadeniz arasında dağlar kadar fark var. Aydın abinin olayla hiçbir alakası yok. Aydın abi dışarıdan gelmiş. Aydın Bey ulan değil mi? Nasıl? Bak dışarıdan gelmiş. Geldiğini sen de gördün mü? Evet. Gör ben de görmedim. Ya Aydın böyle gelmiş. Geldiğinde 3-5 dakika içerisinde. Av yaparak zaten gelmiş. Aydın abi hiçbir olayla alakası yok. Ha yanına tamam inmiş. İşte garip olan da bu ya Gökhan. Bak. Gözünü sevdim. Sen diyorsun hiçbir alakası yok nasıl diyorsun. Nasıl bir tesadüf? Bir yandan yani, geliyor işte diyor ceset burada. Böyle abi, diyen abi, bir adam. Hayır, yani abi ki yahu. Ya susayım siz, susayım dedim de. Bir daha o afadın görüntüsünü verir misiniz arkadaşlar? Çıkartıldığı yer de öyle ulu orta bir yer değil yani. Kendimiz anlatamıyoruz size. Yakınlarınız da sizi çatır çatır ihbar ediyor haberiniz olsun. Gökhan peki şarj aleti çıktı mı cebinden? Ama telefonu da aldığını söylüyor. Bilmiyorum. Bak. O biz günü onu, çünkü sevgilisine mesaj atıyor. Çıkmadı mı? Dur bir dakika. Sevgilisine çünkü mesaj atıyor ya Orhan Bey. Hazineyi bulduk geliyoruz. Sevgilisine attığı mesajın tarihini söyler misin? İşte arkadaşlar. Sevgilisine attığı mesajın tarihini bir söyler misiniz? Bir gün önce işte kaybolmadı ama öyle bir mesajı ispatlar mısın? Bu adam öyle bir mesajı ispatlar mısın? Yalan yalan ispatlar mısın? Yalan. Ya ne demek yalan ya, konuşmayın. Zaman, ya, nerede ben yalan getir konuştum burada Gökhan? Getir. Ya, getir, nerede getir. Yalan konuştum? Aha mesaj atmıştı getirsene. Ben şu an burada bak. Ya, ve bunu söyleyen söyle, bak, kişi bak bunu elimizde her şey. Bunu söyle, nereden uyduracağım ben o zaman bunu? Sevgilisini ortaya çıkartan zaten benim. Tamam var söyle bir mesaj. Nasıl ben bunu yalanlarım? Erbay mesaj çıkarın. Yahu ben Bey, sana burada ben sana kamera arkasında gösteririm. Kadın bana diyor ki yayınlama. Ben görüyorum yetmez o mi? O kadar eminse benim başka bir programla karıştırma o ya yani. Tamam ben yalan söyleyecek kadar karakterli değilim ben. Erbay Bey. Erbay sen bunun sevgilisini biliyor mu diyorsun? Açıkla sen açıkla oğlum. Tamam ben mesaj nasıl ismini şu an söyleyeyim? Sen de mesaj, ya ben yok, biliyorum. Ben senden mesaj, daha iyi biliyorum sevgilisi kim. Yok. Ben senden daha iyi biliyorum. Ben de biliyorum. Ben şimdi sen söylüyor musun? Şimdi sevgilisini şimdi ben bildiğim, nasıl o kadını bir saniye Fulya Hanım sevgilisini bildiğim mesaj attığı anlamına mı geliyor? Ya da senin sevgilisini bildiğim mesaj anlamına mı geliyor? Bu ne kadar önemli bir detay. Fulya'cığım bir saniye ben girebilir miyim? Ne kadar önemli bir detay. Erbay Bey. Bak Erbay Bey. Şeyleri çıkartıyorum. Erbay Bey bir şey sorabilir miyim sizden? Böyle bir mesajın olmadığını siz biliyorsunuz net olarak öyle mi? Hayır bilmiyorum yani. Hayır bilmiyorsanız. Yok diyorum. Ben de diyorum ki varsa ispatlayın çıkarın tamam, kardeşim. Tamam ben de size diyorum ya siz... Madem öyle o zaman olmadığına inanıyorsunuz. Ben olmadığına inanıyorum çünkü öyle bir niye, şey yok. Niye telefonu sizde mi öyle peki? Öyle bir şey yok. Telefonu sizde mi? Telefonu nereden niye bizde olsun ya? Peki kim nereden biliyorsunuz? Ama bakın Yeter Hanım lütfen bir saniye izin verin. Nereden biliyorsunuz böyle bir mesaj olmadığını? Bakın biz söylüyoruz bakın, ya. Şimdi bunun siz, yöntemi nedir? Tamam şimdi söyleyeyim. Siz diyorsunuz ki orada bir kazı olayı var. Bakın orada bir kazı olayı var ve bir gün öncesinden Orhan Yağmur sevgilisini kesmeyin lütfen. Sevgilisine mesaj atıyor. Evet. Hazineyi bulduk, yarın çıkarıp geliyoruz diye tamam, bir mesaj evet, atıyor. Hazine ya da bulma, hazine olayı olmadığı için öyle bir mesajın da olduğuna inanmıyorum. Bunu ama siz söylüyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü bu yasak bir şey. Yasak bir şeyle ilgili biz sizden bunu itiraf etmenizi beklemiyoruz. Hayır, yasak ben bir şey niye yapayım ki? Zaten yasak. Böyle bir mesajın, ya, böyle bir mesajın olmadığını siz söylüyorsunuz ya. Nereden siz biliyorsunuz o zaman? Telefonu ben, sizde miydi? Hayır, ben kazı olayı olmadı. Define kazı bilmiyorum. Ama bunu olayı bakın. Olmadığı için diyorum. Anladım, bakın. Anladım. Olmadığı tamam, için diyorum. Yani kazı olayı olmadığı bak, için bak, zaten ama koskoca bir dakika. Koskoca Hüseyin hocam bir saniye rica edebilir miyim? Öyle bir mesaj atsın. Yapmadığı bir şeyin mesajını niye atsın? Ya nereden biliyorsun? Olaydan iki gün sonra. Ben diyorum size. Allah. Erbay Bey olaydan iki gün sonra Orhan Bey vefat ettikten iki gün sonra o bölgede kazı malzemelerinin çıkartıldığını yakınları tarafından size söylesem ne diyeceksiniz? Bilmem kimin olduğunu niye bilemem. Hangi bölgede olduğunu da bilemem. Bakın benim çıktığım Orhan bölge, Bey'in tam düştüğü bölgeden benim çıktığım bölge Orhan Bey'in
düştüğü bölge. Hı-hı. Durmadım. Çok fazla da durmadım zaten. İndik aşağıya. Bana orada sadece gösterdikleri daha önce oraya bir ekibin geldiğini, hı, ve o ekibi de Orhan abiyle Gökhan'ın ihbar edip yakalattığını. Jandarmaya o, bakın bir şey söyleyeyim. Hoca olayda. Bakın, başka defineci mi ihbar etti? Tabii. Gökhan bir saniye. Nereden biliyorsunuz onun defineci olduğunu? Oradaki defineci ve hoca olayı şuradan geliyor. Oraya define için giden arkadaşlar yanlarında hoca getiriyorlar. Al işte bak bitti. Bir saniye Fulya Hanım, niye heyecanlanıyorsunuz? Yanlarında hoca getiriyorlar ve hoca orada bu jandarma Gökhan, Orhan abi jandarmayla beraber gidip bunları yakaladığında o yanında götürdükleri hoca namaz kılmaya başlıyor orada. Ve jandarma diyor ki ya kalk ne namazı kılıyorsun sen, işte yakaladık sizi filan gibisinden. Sen diyor benim namazıma karışamazsın. Jandarma tabanca çekti. Hoca bu. Jandarma yani hocaya tabanca çekti. Üç harfler konusuna gelince, üç harfler konusu Yeter Hanım'a da zamanında anlattım ben bu olayı. O resimden geliyor. Aman o üç harfleri anlatmadın ya. Resmi ya bana anacığım, gösterdin. Ya ben sana resmi gösterdim. Sizin mıntıkaya girdikleri için mi siz gidip ihbar ettiniz? Ne alakası var? Niye bizim mıntıka olsun? Adamın orada çobanı var. Çobanın da bir ailesi var. Nereden biliyorsunuz arkadaşlar? Yapmayın. Arkadaşım, defineciyi herhalde bakın, tanır yani. Çoban Orhan abi telefonla aradı. Gökhan sen anladın. Tamam herhalde belki de Orhan şey dedi yani. Bak çobana bizim alana kimse girmiyor. Ya ben anlatayım dinleyin ya da siz kendiniz bu böyle olmuş bu böyle olmuş devamlı konuşun durun burada. Fulya Hanım. Ben tamam, define mevzusunu biz çıkartmadık. Allah'ım yarabbim. Araştırma. Ya anlatayım bak, izin verme bak. Bazı delilleri ortaya koyarak. O zaman bana bir şey sormayın. Ve tamam. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bana bak, anlatayım bir şey anlatmıyorum ben ya. Üç tane ana konumuz var. Lütfen bunu işleyelim. Şimdi defineden önce ben kocamın cinayetini bulmak istiyorum. Ben cinayet diyorum bak, düşme falan demiyorum. Bir bunu geçin bak, size üç tane ana ne diye söyleyeyim. Yeter abla kusura bakma ama cinayet diyorsun ya. Niye o zaman öldürüldü bu adam, atıldı bu şahıslar tarafa? İşte senin bak, iddian o ya. Bak, niye? Orada ne işleri vardı? Hülya, ben daha sana nasıl bir yol açabilirim? Bak dur bir dakika. Hülya Hanım, Yeter Hanım'ın dedesi. Ya yapmayın Hülya Hanım. Fulya Hanım bak size üç tane neden söyleyeceğim. Bu deliller de ortada kaybolmuş. Bunu söyleyeceğim. Tamam söyle zaten. Bunun nedeni zaten o zaman bağlantılar ortaya çıkacak. Bak şimdi. Bu telsiz olayı bir. Çıkmadı. Bak bir de anahtar olayı var. Onu da söyleyeyim. Tamam anahtar olayı bak, var. Telefon olayı var. Bir de cep telefonu var. Anahtar var arabanın. Bir de var. Cep telefonu var. Bunların üçü zaten kapıyı size açacak. Yahu Yeter abla. Ya sen şu an başka bir programda mısın? Değil anladın işte bu. Hocam, biz ne konuşuyoruz? Ya ben bir söyleyeyim de. Ya ne kadar önemli bak, adam kendileri bak şu an zaten Erbay ve Gökhan bak ne diyor? Bak konuşa konuşa neler çıkıyor. Sen ister inan ister inanma. Biz de o kadar yoğun bir çalışma yapıyoruz ki o kadar biliyorum, çok telefon yani geliyor ki. Bak ne kadar geniş bir boyuta ulaştırdık değil mi mevzuyu? Bak define adam diyor ki. Evet diyor, orada diyor başka defineciler de vardı diyor. Hoca getiriyorlardı diyor hatta diyor. Bak Erbay Bey'in yakını burada arayıp ihbarda bulundu. Erbay bana dedi ki biz oraya define için giderken adam üç harfler itilip öldüğünü söylüyor. İşte ya daha ben sana ne anlatalım? Bak ya? Tamam. Ama bu adamlar ve senin kocan define için çıkmışlar. Gelen ihbarlara ya göre tamam, bakarsan. Ben bir şey bu, demiyorum ona. Bak, o zaman ne üç harfler mi attı? Bunlar bu hazineyi ya, vermemek için adamı işte attı ben, bilmiyoruz yani. Ya deliller ortada kaybolmuş. Bak şimdi ben size... Tamam doğru bir yoldayız işte. Tamam işte ama dur bir Fulya Hanım ben size bir söyleyeyim. Bir beni dinleyin ki ondan sonra. Bak şimdi benim kocamın anahtarı, arabanın anahtarı konteynerde kayboluyor. Düştüğü dakikada. Ondan sonra saat dörtte beni bir iyi dinleyin. Saat dört beş gibi Gürsel'in elinde bulunuyor. Arabanın içini karıştırırken. Bak şimdi. Orada tekrar saat onda benim eşimin cesedi çıkıyor ya. Evet. O anahtar tekrar cesedin cebinde çıkıyor. Bu nasıl cesedin cebine girdi? Çünkü abisi kardeşi Aydın üç kere cesedin yanına iniyor çıkıyor. Bir kendi iniyor konuşsun, telefonu koyuyor cebine. Anahtarı koyuyor konuşsun cebine. Bir de iniyor, telefonunu cevap versin. Anladın mı? Vallahi. Üç kere cesedin dibine bu kadar tehlikeli yere inmenin sebebi de bu. Cevap? Peki üç kere cesedin yanına indiğini sana kim söylüyor? Aydın. Herhalde iki ya. Ben iki sever. Kardeşim. Ya Aydın zaten eliyle koymuş gibi buluyor. Hayır, Afa'da ya, söylüyor ya. Ya bakın şimdi inanmak istediğinize yani inanmayın kardeşim. Anlatmak istediğimiz size farklı şeyler, siz farklı yerlere götürüyorsunuz. Şimdi bu adamlar, şimdi bak yaptığımız derin araştırmalar sonucunda, şimdi senin koca
Sen de biliyorsun bunu da şimdi kimse bana burada yok ben bilmiyorum da herkes biliyor şimdi. Artık kimse kimseyi kandırmasın. Aklımızla da dalga geçmeyin kardeşim. Benim elimde deliller var. Siz bayağı profesyonel olarak yani bir ilgi ve alakanız da aynı şekilde. Siz bu define işlerine meraklısınız. Şimdi burada daha fazla oturup da vay öyleydi böyleydi demeyelim yani. Hülya Hanım bakın hala elimde delillerim var diyorsunuz ya. Ha? Dün millet benim gizli tanık olarak arayan kraliçe mezarını çok iyi bilen bir arkadaş. Evet. Bak kraliçe mezarını çok iyi bilen bir arkadaş. Sosyal medyadan ona bir takım şeyler yazdım. Hatta onun ismini bile telaffuz etmedim. Sesinden tanıdım tanıyorum zaten burada. Dedin, evet. O mesajları da size gösterebilirim. Hı. Şimdi o arkadaş gece saat 2'ydi benim Facebook'ta paylaştığım mesaj. Uyudum ondan sonra sabahleyin bana mesaj atmış. O yazdığım mesajı görseniz. Tam ne yazmış? Şöyle yazmış. Sen dedim bakın sen geçen yıl bayramda, Kurban Bayramı'nda beni aradın. Hı. Bayramdan sonra benim yanımda çalışmak istediğini söyledin. Bu yıllarca Orhan abinin yanında kalfalık yapmış, ekmeğini tamam. yemiş. Ve hatta Orhan abinin yanında çalıştığı sürece parasını fazlasıyla almış. Sonrasında gitmiş Orhan abiyi mahkemeye vermiş. Bir miktar para daha almış. Benim tamam, tazminatım da şuydu buydu diye. Bir saniye. Oydu buydu diye. Aynı zamanda bu adam yıllarca benim ekmeğimi de yemiş bir adam. Bana şöyle yazıyor. Benim yazdığım mesaja cevaben. Ya ben sana senin yanında geleyim çalışayım derken benim aslında işe paraya pula ihtiyacım yoktu. Ben senin yanına gelip Gökhan'la senin yanında olup sizin içinize sızmam gerekiyordu. Niye? Siz orada ne yaptınız? Define mi aradınız? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Onu öğrenmem gerekiyordu. Onu öğrenmen gerekiyordu. Bugün canlı yayına bağlandın. Orada kraliçe mezarı var dedin. Yalan yanlış ifadelerde bulundun. Hmm. Kardeşim orada kraliçe mezarını orada hangi köylüye sorarsanız sorun bilmez. Ayrıca adamın söylediği şey şu. Ben şu anda o adamla düşman oldum bakın. Düşman oldum. Hı hı. Gerekli hukuki yollara da başvuracağım. Çünkü çok ahlaksız mesajlar da atmış. Günlerdir Yeter Hanım'ın bana baskılarından dolayı ben çıktım orada öyle bir şey söyledim. Öyle. Peki o zaman sen kim yani diyor? Defineyi mi? Bir dakika. Çünkü bağlanan diyor? Adam. Sen kimin onu dediğini çok iyi biliyorsun Yeter Hanım. Ben Yeter baskılarım nedeniyle hiç uzatmaya gerek yok. Hiç uzatmaya gerek yok. Yeter Hanım bakın herkesi bağırtınızla ses susturmaya çalışın. Ya dedikodu yapan sensin. Aç telefonu. Bak. Telefonumu getir. Arayın Hasan Yağmur'un. Elbay. Dün kraliçe mezarından bahseden adam. Senin bak şimdi sakin ya, otur. Ben, ne bağırmakla demişim, herkesi ya? Susturabileceğini zannediyorum. Ya kimi tanıyorum da ben kime ne diyeceğim sen, arkadaş? Hasan Yağmur'a baskı yapmış. Hasan Yağmur bağlansın o zaman. Baskı bak yapmışsın. Hasan. Baskı yapmışsın. Hasan. Çünkü bağlanan adamdan mı bahsediyorsun? Beni bunlarla karıştırma Hasan. Kraliçe mezarından bahsediyorum. Peki tamam. Adama Hasan baskı bağlansın. Yapmış. Hasan ve bağlansın. Adam dün şunu söylüyor. Dün gizli tanık olarak bağlandı. Diyor, küfrettim kapattım diyor. Peki o da bağlanmasaydı o zaman. Hayır. Yeter ne yani o baskı yaptı dolayı değil mi? Diyor. Ya Yeter arkadaşım. Yeter baskılarından dolayı. Ya tamam. Bu adamlar orada defin arıyordu dedim diyor ya. Erbay. Erbay. Sen canlı yayındasın. Hasan da bunu duyuyor. Hasan sen eğer canlı yayına bağlanmasan ben sana ne söylediysem. Öyle hayır. Kullanma ya. Beni bunlara benzetme. Ben tanımam arkadaş bunları. Peki bir dakika. Bana Hasan biliyorsun. Kim? Bir dakika. Peki hiç hani sizin defineyle bir ilginiz, alakanız, merakınız diyor, yok. Yeter ben. Öyle mi? Tehdit ediyorsam bir dakika, arama. Bir hiç ilginiz alakanız yok definecilikle. Yazık ben. Bir merakınız da yok. Doğru mu? Yok kardeşim. Ha? Yok. Yok diyorsun. Öyle bir işim getir olmadı da. Ha? Öyle tamam. bir yani ilgim var. Benim köyüm, etrafım, çevrem, define alanı bir sürü yerler vardır. Tamam. Olsaydı ben bugün niye inşaatlarda orada burada çalışayım? Giderdim kazmayı benim vururdum. Yerden çıkarırdım bir şey. Diyorsun. Evet. Peki çıkarırdım ben sana bir şey göstermek istiyorum. Tabii. Gelir misin böyle? Lütfen lede verin. Erbay benimle uğraşma. Girme, çok girme. Ya sen kimsin de seninle uğraşıyorsun? Peki, ya yani Hasan, ne demek Hasan, istiyorum? Ben söyler ben misin? Dedim. Ya arkadaşım tamam, o konu bugüne kapandı. Kadar söylediğin, o konu yaptığın kapandı. Şeyler artık burada bağırmakla kapatıyorsun. Tamam. Dün bakın burada gene söyledik. Yeter Hanım beni çağırdı evine. Gürsel'i ya da Aydın'ı bu şekilde suçlayalım. Bu şekilde suçlayalım. Onlar cezaevine girsin. Benim içim rahatlasın dedin. Hiçbir şekilde olayın üstüne düşmediniz Fulya Hanım. Düştük tane. Hiçbir şey. Hayır. Bir tane şey test sizi. Bir tane test sizi. Kanadın var mı? Burada iki saat. Bak kanadın iki saat. Kanadın var mı? İki saat Erbay. Burada. Bir test sizin
takacak yerini konu ettiniz. Ya ama daha neler edeceğim? Benimle Gökhan'ın burada söylediğini arkadaşım, konu etmedik. Arkadaşım siz zaten söylüyorsunuz, bizim yanımıza geldi ya. De bizi böyle tehdit etti, böyle böyle diyecek dedi. Niye sormuyorsunuz? Dedi dedin. E burada söyledin. Niye sormuyorsunuz? Söyledin. Gökhan, o da yok öyle bir şey. Yani. İspatın var mı dedi. Hayır, kabul etti dün. Açın görüntüyü. Tamam evet, dedi ki abi ispatın var mı dedi. Ya ben de size diyorum ki Fulya Hanım de ki Erbay senin ispatın var mı? Yeter'e de dön de ki Yeter senin ispatın var mı? Anladın mı? Ben sen, bunu benden sor. Sen benim zaten, ispatım sen, var. Benim ispatım bak bu çocuk. Öyle mi? Evet. Bu çocuk aynı çünkü yanımda çünkü ona da teklif değildi. Şu an çok boş konuşmalar. Bir dakika durur musun? Evet. Çok boş konuşmalar. Görüyor musun bunu? Bu ne? Bu? Bu ne? Verin ekrana da. Bu ne? İnşallah kazdığınız kuyuya düşeceğiz. Olabilir. Olabilir. Benim sosyal medyamda onu takip etmiş olabilir. Bunu da yeter bu, yaptı. Onu. Benim gittiğim bir yerde define bilmem ne aradığım anlamına mı geliyor? Şimdi abi, bir dakika. Şimdi abim, bir dakika. Şurada Facebook'ta defineciler ve hazineciler grubuna üyesin. Tamam. Kaç şimdi, kişi var ilgin, burada? İlgin alakan yoksa senin böyle gruplarda hayır, ne işin var? Hayır, bunu görebilirim. Var? Orada bakabilirim. Abim şimdi, niye ben defineciler ve hazineciler ben orada bunun grubuna, grubunda olmam, bunun grubunda olmam define aradığım anlamına mı gelir? Merakın var anlamına gelir tamam, ama. Niye merakım olsun? Merakım olsa bunu bütün herkes... ne diye girdin? Olabilir, bakmış olabilirim, merak etmiş olabilirim, bakmış olabilirim. Yani bunun altına bakın kaç tane üyesi var orada? Abim, hayır soruyorum bana size. Ne başka üyelerim defineciler ben? Ne yazıyor? Defineciler ve hazineciler grubu mu yazıyor? Niye girdin bu gruba? Tamam kardeşim merak etmişimdir, bakmışımdır, tarihi araştırmışımdır, bilinene bakmışımdır belki. O gruba girin, kaç tane takipçisi, üyesi var görün. Bu grup, ve bunların hepsi şimdi suçlu mu yani? Bu bazı grup yani bu grup. Ya kardeşim ileride, bak şimdi bak. Senin çevrende diyor ki size. Yani bu işlerin en kıdemlisi Erbay'dır diyorlar. Tamam ben de diyorum ki ispatlasınlar. Bu definecilik şimdi, olayı. Ben... Böyle bir define işine bilmem ne işine orada hiçbir şekilde girmedim. Aksini iddia eden varsa, ispatlayan varsa bu gruplara girmişsin. Bu Facebook'un bunun dışında Facebook'ta benim bir sürü şey takip ediyorumdur. Tamam. Onları da mı yapıyorum yani? Ama niye abi defineciler ve hazineciler? Ya bakın şimdi benim burada arabaları da takip ediyorumdur, defineyi de takip ediyorumdur. Tamam. Herkes ilgilendiği alana göre bir şeyi takip eder değil tamam. mi? Ben de bir sürü gazeteciyi takip ediyorum. Mi? Çünkü benim ilgim orası yani. Ben sizi de takip ediyorum. Tamam ben de bir sürü gazeteciyi takip ediyorum. Yani bu veya gazetecilerin grubundayım. Niye benim ilgim o alanda? Demek senin de ilgin ve merakın bu alanda. Yani belki bilmiyorum belki. Kazara mı oldu? Ya da ne bileyim bir şey olmuştur. Hatırlamıyorum bile. Kazara mı diyorsun yani? Yani bakın ben yeter şimdi yapmıştır yeter. Ben şimdi sen mi girdin? Daha yeni evet. girdim. Çünkü yani. Ben şimdi, tehdit ediyorum ben giriyorum. Velev ki ben bakın ya. velev ki ben gittim oraya kaleye çıktım kardeşim. Evet. Hazineye nerede ne değildir bilmem nedir ona baktım hı-hı. diyelim. Velev ki baktım diyelim. Velev ki. Yani bu benim bir suç işlediğim anlamına mı geliyor? Ya hayır gelmiyor ama şu. Ama ya bak şimdi kardeşim, adım adım defineye merakım var mı Erbay yok mu onu araştıracağınıza Yeter Hanım'ın buradaki amacı ne bence orayı araştırın. Erbay Bey. Yani evet doğru söylüyorsun. Erbay ben sana katılıyorum bak burada. Bu grupta şimdi bizi arayanlar sizin kız kardeşinizin eşi varmış. Onun da ismini veriyor birlikte bu tür meraklarınızın olduğu. O da aynı gruba üyeymiş peki. O da mı olabilir, bir tesadüf? Diyorum. Bakın olabilir. Herkes üye olabilir, doğru. bakabilir. Görebilir. Ama yani meraklı olduğunuz şeyleri... Sosyal medyada bu gruplar demek zaten ki meraklısınız. Bunun için var. Hayır, demek ki meraklısınız. Sosyal medyada bu gruplar bunun için var. Doğru yani söylüyorsunuz. Yani insanlar bakar, ne bileyim görür, ne ama oluyor. Ama meraklı olduğunuz için... Artı, bak Hüseyin artı. Hocam siz üye misiniz böyle bir gruba? Defineciler. Vallahi böyle bir gruba üye değilim. Arkadaşlar da aslında... Mehmet Hocam saçma siz... Saçma sapan davetler gönderiyorlar ama... Ben şimdi baktım 73 bin tane üye var. Ben üye değilim. 73 bin üye var. 86 milyon nüfus var. 86 milyon içerisinde 73 bin, biraz önce söylediniz kaç kişi üyedir diye ben baktım. 73 bin kişi sırf bununla ilgilendiği için uzaktan veya yakından, aktif veya pasif hiç fark etmez. Siz diyorsunuz ya, olmuş da ben hazine mi aradım? Size hazine arıyorsunuz diyen yok. Ama varsa bu, yani, bununla ilgiyi ben gösterir. Ben oraya üye oldum. İlgiyi gösterir. Ya da orada fakat bir şeylere bakmışım, Erbay ilgim varmış tamam, doğru, mesela. Doğru. Benim oraya define aramaya doğru. gittiğim anlamına gelmez. Gelmez. Ben bunu zaten kabul ettim. Ama tamam. Erbay Bey aynı zamanda sizin define aradığınız anlamına da gelebilir. İki taraflı anlamı vardır. Define gelmeyebilir. Aradığım anlamına gelebilir. Gelmesi için bakın, orada bu gruba üyeyim diye orada define aradığım anlamına gelmesi için beni orada yakalamanız lazım bu bir. İkincisi bir resminiz olması lazım. Ya görelim, o anlama gelebilir. Bakın var mı diyor? Gelir dese böyle bir delil var mı kardeşim? Ben gelir deseydim, gelir deseydim. Bıraktık Orhan Yağmur'un ölümünü. Erbay Bey. Bıraktık Orhan Yağmur'un ölümünü. Benim
sosyal medyadan bulduğunuz saçma sapan... Ben hazine arıyorsunuz demedim. Saçma sapan değil, bu adam işte sizin toplum Defne'yi ararken öldü işte. Kimin merakı neydi? Ben merak var dedim mi? Kardeşim Defne arıyormuşsun. Öyle diyorsun. Hayır dedim. Bakın, olabilir burada dedim. Merakı, birisinin bir merakı var. Benim. Evet, burada birisinin bir ben merakı var. Ben Defne'ye merakım var. Onun merakını giderelim. Kimin? Kendin onun burada merakı olan kişi yeter. Yeter, evet. Onun merakını merakı evet. Onların merakı var mı sizce? Kocası merakı bu olaydan bir buçuk yıl, işte bir buçuk ay önce Erbay Bey, burada sizin için var diyor. Kocasının yanına bir kere dahi ziyarete dahi gitmemiş. 30 yıllık evli bir kadın. E sana ne onların ilişkileri? Tamam ama 30 yıllık bir evli kadın bugüne kadar kocasının peşine bilmem nesine düşmemiş. Erbay'a. Buraya gelmiş, kocası ölmüş gitmiş. Mal derdine düşmüş. Verin şu kadına ne kadar veriyorsanız bıraksın gitsin bu programı canım. Kocam öldü, bir buçuk sene oldu, ben özledim. Dedim ki kim öldürdüyse ben çok sevdiğim kocamın dedim ahanı yerde koymayacağım, bu kadar basit. Tamam ben de diyorum ben ki, elin kocası ben için buraya gelmedim. Ki. Siz oturuyorsunuz 2 saat, 3 saat neyine uğraşıyorsunuz? Belki bu adamı kurtarabilirdiniz. Yeter abla ya, adamın kıyafetleri geldi, sana hala laf yok. Ama işte o kıyafeti görünce işte tembel içine de çıkıyorum. Yani şimdi bu kıyafet paramparça olmuş. Ben yayın öncesi de gördüm baktım ama. Bunlar yani da paramparça olsun. Deme öyle, beddua. Yok hayır. Ya, niye işte bile değil. Allah'a havale et. Ben etmişim Allah'a. Allah da bu sen dünyada savcıdan, etme, jandarmadan bekliyorum. Öbür dünyada Allah'ta bekliyorum. Erken tez gelen adalete adalet derim ben. Geç gelen adalete adalet demem. Ben bu dünyada göçtükten sonra hayır, ne yapacağım adaleti? Yani savcılıkta bu soruşturmayı yapıyor. Bak. Konuda rahat ol. Şey yapmayın. Dikkatlice bakalım da bu incelenmiş, size verilmiş çıktı. Ama yine de enteresan. Evet, bir mont. Enteresan ve ilginç belki bir bulgu bile çıkabilir diye çok dikkatli bakmak gerekiyor. Vallahi bu mont böyle yırtılmaz. Düşen adamın montu böyle yırtılmaz. Ben uzman şöyle değilim. Bir vallahi. Bir kayalıklara çarp. Hayır, böyle yırtılmaz. Hocam yani siz yorumlayın siz. Çok kötü yırtılmış. Aynen. Bu yani alakası yok. Bak ya ben ev hanımıyım ya. Ben uzmanlara sesleniyorum ya. Vallahi bak bir ama buçuk kayalı... senede 2-3 tane üniversite bitirdiler bunlar bana. Bitirttiler, hocam, bitirttiler yani hocam bunlar. 40 metre yüksek. Vallahi ya ben uzman yaptılar ya. Daha bakmadan bu hocam, böyle yırtılmaz. Üstünden çıkarmak için makasla mı kesmişler acaba? Çünkü makas evet, kesik. Evet olabilir. Var. Bazen makasla kullanıyor. Çok şu ağır da bir koku kesi, var şu an. Ağır da bir koku var. Evet, evet koku kan var. Kokusu. Öyle demeyin o zaman. O yüzden dikkatli bakmak gerekiyor. Gerçi teslim edildiği için herhangi bir delil kirlenmesi hani hukuki açıdan söz konusu değil ama biz yine de dikkatli olmak zorundayız. Yani bunun makasına niye kessinler hocam? Hayır, İçinde ne olabilir? Çıkartmak için hayır. Ama kolları hayır var. Ölü muayenesinde. Ama kollar kesilmemiş hocam. Şimdi, tamam hayır kol kesilmiş şöyle. Muayene esnasında önce bir elbiseli muayene yapılır cesetler, sonra elbise çıkarıldıktan hocam, sonra. Hocam şuna bir dur, bakalım dur mı? Ha tamam. Neyine bak. Dikkatli hocam, şey yapalım. Çok fazla şey yapma. Nasıl kesilmiş hocam? Hayır bakın şurada. Kollar nerede? Şurada hayır. Zaten kolunu arıyor. Bak şöyle. Kolu açmışlar. Ha, kolu açmışlar. Böyle açmışlar. Ha, makine şeyle makasla düz bir şekilde kesilmiş. Dur hocam dur. Ben şimdi bakacağım hocam. Evet o sırtı. Evet onlar hocam, kol. Bu da kol. Ben size bir şey kesilmiş söyleyeceğim bak. Evet. Şimdi bu mont üzerinde. Evet. Şu kazak da üzerinde. Tamam bunu makasla kesmişler. Evet ki şey de oradan evet, çıktı. Orada. Bak şimdi hocam bak. Ben bunu ilk kez görüyorum. Ben burada uzmanlara sesleniyorum. Çünkü bunun için ekip istiyorum. Benim uzmanlık alanım değil. Bunu incelesinler, bana rapor versinler. Ben rapor istiyorum. Ben orada da burada da. Bak İçişleri Bakanıma diyorum ki. Adalet Bakanıma diyorum ki. Ya çok zor bir şey değil. Değil. Özel bir ekip gönderin, kan yerini tespit etsin, berenin yerini tespit etsin, adamın düştüğü yeri tespit etsin, şu elbiselerine bana bir rapor versin. Bunların ifadesi var, bunların konuşması var. Bakalım. Yeter abla, bir dur, bir dur, bir Mehmet Hoca ya, bir değerlendirsin. Dur. Aa hocam, bu da arkası. Ha şu masaya koyun ha, oraya isterseniz. Evet, evet, daha iyi olur. Evet, bu arkası bu. Şimdi şöyle yaptığımızda bakın, şöyle koyalım. Şöyle yavaşça, onu da... Onu da şöyle koyalım. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ha, onu da yanına bir koyalım. Bu arkası. Şu kan şeyi mi? Şimdi burada. Şurada bir sürtünme evet, izi var. Evet, evet. Burada bir sürtünme izi var. Bir de bakıyoruz şöyle sırt tarafında küçük küçük kesiler var. Bakın. Evet. Bunlar çarpmaya bağlı. O kayalık alandan inerken çünkü kayalar şöyle değil. En düz üstte, değil. Omuzda da var. Evet, evet, düz değil kayalar. Pürtüklü olduğu için bakın o pürtüklü bir yerden kayarak düştüğünü sırt üstü şu anda. Evet. Şimdi önce sırt üstü. Birazdan geleceğim. Evet doğru. Düştüğünü gösteren bulgu olarak değerlendirilir bunlar. Bakın burada da var. Evet zaten şu rapor üstü burada çıkar. Sırt yani üstü nasıl atılmış olabilir? Sırt yani üstü düşmüş bakın veya atılmış. Şimdi olabilir. Ben onu şuna baktığımızda sırt üstü bir kayarak tarzda düştüğünü düşünelim. Manken nerede? Ama
Gürsel Bey mi söylemişti? Kafa üstü bulduk demişti. Demişti evet. Şimdi bakın buraya baktığımızda sanki sırt üstü düşüldü. Zaten arkasındaydı yani. İtilmiş de olabilir. Tabii olabilir. Ayağı da kaymış olabilir. Sırt üstü düşen bir insan o yukarıdan aşağı doğru inerken böyle baş görmüş. Üstüne dönme ihtimali biraz zayıf. Elbette ki istisnai olarak ayak üstüne düşerken bir kaya geldiğinde ayaklar ters dönebilir. Elbette ki bunu da biz düşünebiliriz. Ama buraya baktığımızda sırt üstü düştüğü insan aklına geliyor. Fakat o ne denmişti? Baş üstü bulundu denmişti. Yüz üstü. Yüz üstü bulunmuş demişti. Bu da bize yine ilginç bir durum olduğunu gösteriyor. Bu da evet, pantolonu. Pantolonun da yırtılması lazım, sürülmesi lazım. Şimdi, tabii bunlar şöyle. Kesikmiş. Şimdi ben kesik, bilmediğim için. O kesikmiş. Ceset muayenesinde evet. Ama kesik belli zaten. Çıkartıyoruz tabii. Şimdi pantolona da bakıyoruz. Herhangi bir hani sürtünmeye vesaireye bağlı bir şey var mı diye. Arkada var hocam. Evet şöyle bir ters çevirelim. Şöyle yavaşça. Evet burada yine sert bir yere sürtünmeye bağlı kaya gibi sert ve bıçak gibi keskindir bazen. Yani arkası üstü düşmüş. Yani bu evet. Kayarak. Buradan evet, evet kayarak öyle. Düştüğünü şu şekilde. Öyle. Hayır. Ayak üstü, yani ayakta durduğunu düşünürsek şimdi şöyle. Bunu anladık mı anladık. Bir. Diyelim ki kayarak düştü. Ayakları kaydığında ayaklar aşağıda baş yukarıda aşağı doğru kayarak düşer. Bu birinci ihtimal. Yani kayarak düştü ve bu şekilde gider. Sırtındaki bu bulgular da bize bunu gösteriyor. Hı hı. İkincisi yine kayarak düşerken orası çok engebeli bir yer. Böyle o değil aşağı tabii. İnerken. Yani bu böyle göründüğü gibi değil. Bakamazsın. Evet. Çok engebeli bir yer. O kayalardan birine de düşme esasında bacaktan çarpırsa orada da başüstü dönebilir. Bir parende gibi atabilir ve kafa aşağıya doğru gelebilir. Dolayısıyla o şeylerden birisi Gürsel Bey'im de demişti. Sanıyorum Gürsel Bey'di. Başı aşağıda bulduk demişti. Eğer o ayakları oraya çarp parende attıysa düşme esnasında kafa aşağıya doğru gelir. Ayaklar yukarıda kalabilir. Hayır. Burada doğru. Aydın da bana dedi ki ben evet. Yüzüstü gördüm. Yüzüstü dedi. Yüzüstü düşmüştü dedi. Ben çevirdim dedi. Şimdi şöyle bir düşünelim. Evet ifadede ne diyor Aydın? Aldım diyor başını kucağıma koydum baktım 10 dakika kadar yaşıyordu. Eğer bu şekilde baş aşağıda ayak yukarıdaysa onu manipüle edip böyle bir sarp bir yerde çok kolay değil. Döndürüp başını ayağının üzerine alma hikayesi biraz zor gibidir. Olmaz değil. Dolayısıyla baş üstü yukarıda ayakları yukarıda duruyorsa onu alıp döndürüp kafasını koyup 10 dakika kadar yaşadığının muayenesi veyahut da farkında olması biraz zor gibi görünüyor. Onu söyleyeyim. Kaldı ki siz de ne dediniz? Yüzüstü buldum diyor Aydın evet. Bey. Bak şimdi hocam ben ona geleceğim. Şimdi ben bunları sıkıştırdığım zaman ben bunları bir kere aramadım. Evet. Hani bu Gürsel Gökhan diyor ya Yeter abla bizi eve çağırdı, tehdit etti. Ben onun belgeleriyle sunacağım. Tehdit meti zaten yok da ben bunları bir kere hani eve çağırdım bir kere tehdit ettim. Bir kere değil kaç kere konuştum. Ondan sonra ben bunlarla böyle konuştum çelişkili bunlar konuşunca defalarca konuştum. Bunlar bana hepsini yalan söyledi. Şimdi şu klips hangi cebinde bulundu? Onu bilmiyorum sağ hocam rapor ben bilmiyorum. Sağ elini kullanıyorsa muhtemelen sağdadır telsiz. Sağ. Muhtemelen sağ cep arka. Şimdi şöyle bunu koyduğunda bu klipsi telsizi nasıl koyabilir? Klips içeride. Sırasına koyar. Klips yani. Şöyle. Klips içeride telsiz dışarıdadır. Evet. Tamam mı? Evet. Ve geçen gün Ercan Bey de gösterdi klipsin çıkma çok rahat çıkıyordu. Şimdi düşünün. Şurada. Evet şöyle duruyor. Aslında o telsizden de gösterebilir miyim? Bir daha getir Ercan telsizi. O telsizi evet onun üzerinden yani göstermek. Yani bunlar daha diyor ki orada beraber. Düştüğünde düşmüş. Şimdi şöyle evet, evet bakın onu da söyleyeceğiz. Evet. Yani biz burada tarafsız olarak evet, değerlendirmeye evet, çalışıyoruz. Evet. Ben de zaten kimseye şey atmak istemiyorum suç. Klips neyse takılıyken o. Telsiz de dışarıdayken eğer düşme başladıysa ve bulunduğu yere bulunduğu yerde yere sürttüyse klipsten telsiz çıkar. Orada kalır, klips cebinde aşağıya doğru inebilir. Şimdi onu telsize gösterebiliriz. Hocam zaten şey telsiz sürünmeden dolayı tamam, düşmüş. Tamam bak bak düşerken. Şöyle. Orada ne işi var telsizin? Hayır hayır bir dakika onu söyleyeceğim. Böyle durmuyor. Sürünerek şimdi, düşmüş şöyle, adam. Bakın ters döndür. Seyirci arkası. Tabii tabii. Şimdi ters döndürelim bunu. Ters döndüğünü düşünelim. Yani ekrandan şey yapmak istemiyorum. Şu şekilde durduğunu düşün. Düştü. Aşağı doğru vurdu. Bakın şöyle. Evet hocam. Vurduğu anda bakın şöyle. Vurdu. İyi de nasıl o kadar nizami düşüyor? Klip. Değnek burada, şey bu bere burada, bu burada. Yani hayır, bu kadar nizami mi arkadaş? Bunlar oyun yapmış bak, anladın bak, mı? Göstermelik. Bak, bakın bakın. Şimdi böyle vurdu. Klips ters mi koydum ben bunu yaptım. Çıkması lazım ya. Onun altta. Şöyle bakın. Tamam şimdi oldu.
Şimdi şöyle vurduğunda bakın buraya çarptığında bir yere yukarı doğru fizik etkisiyle beraber bu yukarıda kalır. Bu aşağı doğru kayar. Şöyle yapınca ay pardon. Bu şekilde çıkar. Bakın çıktı bu klips burada kaldı. Telsiz düştüğü yerde kalabilir. Peki bu durumda neyi bekleriz biz? Telsizin fizik yapısında bir eğilme, bir doğrulma. Evet bak onlar antenede bir kırılma gibi bir şeylere bekleyebilir. Kırılmamış baksana. Sadece bekleriz. Böyle şey olmuş. Kırılır demiyorum bekleriz. Evet. Tabii. Yani dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda evet bir düşme olayının olabileceğini. Ercan Bey çok teşekkür ederim. Hocam şimdi ben bunları sıkıştırdığım zaman Gürsel bana ne dedi? Hocam şunu sizde eldiven var bende yok. Şunu bir de önünü çevirebilir miyiz ya? Tabii çevirelim. Fermuarlı mıymış, şey miymiş? Önde de bir sürtünme izi var mı? Evet. Acaba yok. Şöyle indirilirken mi sürtündü? Yani hayır hocam. Fark önünde yara yoktu. Yaparız. Hep arkasındaydı yara. Şimdi Hüseyin Bey'in dediği doğru. Hı. Eğer bu parende attıysa yukarıda, önü altına gelecektir. Bak hocam, önü galiba. Altına gelecekse, ön tarafta da hani bir takım yırtık bak, vesaire bekleriz. Önde yara yok. Önde yani, hiç yara yok. Hani ters hep arkadaydı. Kayaya sürttüğünü düşün önde. Buradan da yırtıkları bekleriz ama baktığımız kadarıyla. Önde yara yoktu çünkü. Evet önde herhangi bir evet, yırtık. Önde de var. Evet. Çünkü ben de yani, yıkanırken evet. Girdim. İkinci kez bir daha girdim. Yok, dedim ki yeter bir kontrol et. Neresinde ne var sonra sana lazım olacak dedim. Şimdi tabii bu anda kendimi önünde, toparladım tekrar girdim. Şöyle. Hep sırtta mıydı? Hep sırttaydı. Bak, bak, bu bak, zaten herkes önünde yanında. Önünde şurasında bir şey yok. Hayır hayır. Yüzünde veya. Yüzünde bir tane leke yok. Zaten o beni şaşırttı. Bak, olduğu gibi arkada adam itilmiş itilmiş. Bak şöyle. Adam itilmiş. Evet. Şimdi ön tarafına bakıyoruz. Kişi düşme esnasında arkada. Sırtı yere doğru veya kayaya doğru yüzü boşluğa doğru, göğsü veyahut da boşluğa doğru bakarak, kayarak düştüğünde ayağının bir yeri çarptığını ve parende atladığını düşündük ya. Yüzü aşağıya gelip bu sefer göğsü kaya sürterek aşağı iner. İnmesi lazım. Başı aşağıda, ayakları yukarıdaysa. Bu durumda elbiseye biz bakıyoruz. Hiçbir şey o, yok önde. Yoğun, hoş olmayan görüntülü o kayaların üzerinden bu kayarken ön tarafta, hocam siz de görüyorsunuz. Hı hı. Elbisenin ön tarafında bir takım kesiler bekleriz. Yırtıklar bekleriz. Arkada var mı? Hiçbir şey yok. Bu da muhtemelen şunu gösteriyor. Orhan Bey vefat ederken veya düşerken artık itildiğimi bilmiyorum onu. Sırtı kaya doğru göğsü ve yüzü boşluğa bakarak tarzda düştüğünü gösteriyor. Tabii kapaklanmış yani. Düşüp düşüyor, sizin ama dediğiniz gibi kıvrılarak kapaklanma olabilir. Fakat tam terse dönüp de başı aşağıda, ayakları yukarıda aşağı doğru kaymamış. Kaysa burada yırtık bekler. Tabii şey çok kesik şey olur evet. Hocam. Bir daha zaten önünde yara yoktu ki. Tabii. Evet. Ondan ben şeyi zaten bir kez gördüm. Ben Mehmet Hocam da. Hı-hı. Acaba böyle bir ayağın üstüne doğru kayma mı? Hocam ben yoksa sırtını bir yere tutunurken aşağı hayır. Doğru binme mi? Şu kesiklerinden belki hocam. Şey yapardık ama hayır. O da karışmış. Ben hocam size dolayı. Söyleyeyim mi? Benim eşim sağ elini kullanır. Yani bir insan düşerken solak olduğu zaman sol refleks verir. Refleks olarak sağ, güçlü elini kullanır. Evet. Sağda olursa refleks evet, olarak doğru. Sağ verirsin doğru. Yani refleks olarak. Ben kendimce diyorum. Şimdi hocam bak Orhan var ya ben şimdi oturtturuyorum define olayını. Define olayını gerçekten bilmiyordum. Duydum ama inanmıyordum. Şimdi diyorum ki bu adam bu define için öldürüldü. Bak hocam, şimdi. Bir dakika bir gelir misin? Şimdi bakın şurada kare kare kesikler var ya hocam. Evet. Şimdi bu acaba sırtında olduğunu sırttan kayarken mi yoksa böyle inerken hayır, mi hayır, takılma hayır. Sonucu mu oldu? Hayır, muhtemelen hayır. Kayma ve muhtemelen de bunu fermuarı çekikti. Çekik tabii. Fermuarı çekikti onu anlıyoruz gerginmiş zaten. O belli çünkü. Evet gergin fermuarı çekik ve bu merhum kayarak düştü ve sırtı kaya doğru ters döndüğünü düşündü. Bu fermuarı güzel hocam fermuarına bakar mısınız? Şimdi anlatacağım bak size. Hocam elinizde eldiven fermuar kapalı kapalı. Fermuar kapalı mı? Kapalı. Yok, telefonu nerede olabilir? Onu da cebin. Telefonu pantolonun cebinde bulunmuş. Olay yeri tutanağında öyle yazıyor. Hayır. Klips pardon. Şarjda mı? Ha telefonu yok. Hayır. Şarj aleti de yok. Şarjı montun cebinde. Evet. Orada şeyde yazıyor raporda. Diyor ki şarjı da diyor. Çekedi şey montun cebinde. Yani bunun cebinde çıkıyor. Telefon yok ama şarj var. Bak Gökhan diyor ki abla diyor sabah diyor biz diyor keçileri otlatırken aşağıda bizim şey var ya güneş güneşine ama ne diyorsunuz ona elektrik üretiyor. Güneş enerjisi mi diyorsunuz? Şimdi telefonda Erbay var. Erbay Bey. Efendim Fulya Hanım. Selamun aleyküm. Şimdi. Aleyne aleyküm selam Fulya Hanım. Hı hı. Şimdi 11'de aslında bu olayın yaşandığı, düştüğü söyleniyor. Yani adım güvenmeyin. Sizler ısrarla 14.30 diyorsunuz. Hayır, ben hep dedim. Ama 11'de bu düşmenin meydana geldiği söyleniyor.
ve jandarmaya da 16.40'da haber veriliyor. Kaçta düşmüştü Orhan Bey? Şimdi 11'de düştüğünü iddia eden arkadaş gerisin orada çıksın. O çok iyi biliyorsa onlara ne var ne yoksa anlatsın. Bu bir. İkinci olaya gelince bakın sizin sohbetinizde ben müşteri hizmetlerini arayarak ben o arkadaşımı saat kaçta aradım. Onu çıkarmak istedim. Müşteri hizmetleri de bana 6 aya kadar çıkarıyoruz. 6 aydan fazlasını çıkaramıyoruz dedi. Ancak bunu savcılık kanalıyla bilmem neyle çıkarabilirler ya da çıkarabilirsiniz dedi. 2 yıla kadar çıkartılabilir. İsterseniz bilmiyorum. Aynen öyle. Savcılık kanalıyla bakın savcılık kanalıyla çıkarabilirsiniz benim kaçta aradığımı. Ayrıca o aradığım arkadaşım tamam da arkadaşını arıyorsun. Bir, niye arkadaşını arıyorsun? Bir saniye. Direkt arkadaşım birebir gidip de orada kendisi telefon etmedi. Jandarma karakoluna kendisi gidip ihbarı kendisi yapıyor. Ama saatler sonra işte Erbay Bey. Adam 11'de bilmiyorum. Düşüyor. Siz akşam 17'de hava kararıyor. Hayır, yani adamın, o zaman haber veriyorsunuz. Adam 11'de falan düşmedi. Yani onu kim söylüyorsa zaman, yalan söylüyor. Tamam 14.30'da düştü diyorsunuz siz öyle mi? Yani 14.30'da demiyorum bak. Kaçta düştü söyle bir saatini söyle. 14 ile 14.30 arasıydı yanılmıyorsam. Çeyrek tamam, geçedir 17'dir tam olarak bilmiyorum ama tamam, ben bunu o arkadaşıma haber veriyorum. O artık jandarma evi yakın zaten jandarmaya. Gidiyor jandarmaya ya kendisi birebir söylüyor arayarak söylemiyor. Peki tamam niye peki 17'de haber veriliyor? Nasıl 17'de? Jandarmaya 16.40 diyelim işte 17'ye doğru. Niye o saatte? Hayır, 17'de haber verilmedi. Siz mezara haber verilmedi ama yediniz, tam olarak kaçta haber verdiğini bilmiyorum. Ama 3'tedir ama 3'e çeyrek kaladır bilmiyorum. Yani aradan çok fazla bir zaman geçmeden ben arar aramaz bu arkadaş karakola gidip kendisi... Ya insan niye arkadaşın kardeşim veriyor. 112'yi ararsın jandarma ne diye sen böyle onu... 112'yi bakın benim telefonum üzerimde yoktu konteynerdaydı bunu daha önce arkadaşını nasıl aradı? Konteynere giderek aradım ben telefonum konteynerdaydı zaten konteynerde sadece... Cama yapışık bir şekilde dururken telefon tamam, çekiyordum. Tamam bir şansın ben var. Niye arkadaşını almadım. Arıyorsun da? Niye bu kadar süreci aradım. Uzatıyorsun? Ya, ararsın elim kardeşim. Ayağım dolaşmış ben zaten yani orada adam ne yaptığımı bilmiyorum. Şey hayır. Yani en son aranlarda o arkadaşı aradım. Alaca'da da o vardı. Valla 112'yi aramak onu daha aradım, basit. O da gitti buna haber verdi. Şimdi 112'yi jandarmayı aramak daha basit. 112'yi bakın 112'yi Gökhan'la da konuştum. Zaman ben Gökhan kaybetmişsin. Aradığını söylüyor. Yukarıdan aradığını söylüyor ve çekmediğini söylüyor. Hayır Gökhan'la sonra konuşmuştur. Beyefendi sonuçta sizin 112 bir insan böyle bir durumda yanlış anlamayın ama panik olduğunda ben arkadaşını vesaire aramaz. Direkt 112'yi arar. Direkt tamam, arar ki hani ambulans gelsin diye ama siz diyorsunuz ki Gökhan'la konuştum. Aklıma ilk gelen o arkadaşımdı Alaca'da. Ya arkadaşın ne faydası olacak? Ben ona. O da siz niye aramadınız? Gidiyor, ben onu anlamadım. Yani yanlış hatırlamıyorsam bana söyledi. Ben karakola gittim. Kendim söyledim. Ama maşallah zaman kaybı. Jandarmayı mı tam bilmiyorum ama birisini aradım diyor. Maşallah Erbay Bey, niye bu bakın, kadar zaman kaybı yaşamışsın? Bir dakika. Erbay Bey şu var. Bakın ben aynı zamanda bir hekimim. Şimdi 112'yi aramayıp bir arkadaşınızı aradığınızda arkadaşınızın 112'yi ne zaman arayıp aramayacağı belli değil. Ortada bir ölüm olayı veyahut da bir düşme olayı var ve her an için ölebilir. Böyle bir durum sıkıntı var. Sizin direkt önce 112'yi ararsınız. Ondan sonra arkadaşlarınıza tabii ki haber verebilirsiniz. Belki farklı bir yardımcı olabilirler diye. Ama öncelikle aranması gereken ki herkesin yapacağı budur. 112'yi aramaktır. Çünkü birisi ölmek üzere. Hocam hemen lafınızı kestim. Gökhan yukarıda telefonla eşiyle konuşuyor. Gökhan telefon var eşinde kendisinden. Niye aramıyor? Ama Erbay Bey bakın arkadaşımı aradım diyorsunuz. Arkadaşınızı ararken önce 112'yi arayabilirdiniz. İkide bir çekmedi diyorsunuz ama arkadaşınızı arayabilmişsiniz. Niye 112'yi önce tamam, aramadınız? Bakın şimdi aynı siz bu konuyu gene telsiz meselesine getirdiniz hocam. Hayır, telsiz yok. Meselesinde de zaten haklı çıktığımı... Hayır, telsizden iş bilgisi yok. Bakın, mandalından da gördük. Erbay Bey, ben onu zaten canlandırmada... Bakın ben size gene tekrar söylüyorum. Erbay Bey, ben sizin... Aklıma gelen ilk şey, onu aramaktı, o arkadaşımı aramaktı. Kim o arkadaşın? Aklıma, adı ne? Ya ismini vermek istemiyorum. Aklıma gelen ilk şey o arkadaşımı savcı aramaktı. Savcı olsun, burada savcıya sesleniyorum. O da zaten kendisi gidip jandarmaya ihbarı kendisi yaptı. Daha sonra... Maşallah siz haber verene kadar önce, adam orada neyse, öldü yani. 6 saat 7 saat. Yani maşallah. İtfaiye ya da ambulansı aradığını söylüyor ama hangisini aradım hatırlamıyorum diyor. Yani
Şimdi ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama. Hayır canım, hiç. Valla gerçekleri yani ortaya çıkartıyoruz. Bakın, ne yapmaya çalıştığımız çok belli. Ben orada ne olduğunu, ne bittiğini gayet net bir şekilde sizlere aktardım. Ha yani bu konuyu zaten siz değil, bu memleketin hakimi, savcısı, jandarması, polisi bunlar çok güzel çözecektir. Takip ediyorlar zaten. İfade, bak bugün savcı bakın, aradı. İfade verilmesi gereken bir mevzi varsa onu da ben çağırdıkları zaman koşa koşa gider, her yerde ifademi veririm. Hiçbir şeyden de kaçmıyorum. Orada ben bugüne kadar söylemem gereken şeyler ne varsa onu da söyledim. Telsiz olaya girince bakın, telsiz olayının mandalı bozuk olan telsiz, çobanın annesi evde, bu çalışmıyor dedi. Oysa o mandal Orhan abinin kıyafetlerinin tamam, mandalı çıktı. Geçelim şimdi. Geç onu. Onu geçmeyelim. Hayır. Kraliçe mezarını buldunuz mu? Kaç milyonluk servete kondunuz? Bana bunu söyleyin. Hayır. Ediyorum. O mandal size... olayında... Ya mandalı tür... Neymiş, tekne olaymış, bilmem neymiş, yok. Aksini iddia eden varsa bu memleketin arkeologları var, bilim adamları var, ilim adamları var. Gidersiniz oraya, bakarlar öyle bir kraliçe mezarı çıkmış mı? Ya da ne bileyim öyle bir kazı yapılmış mı? Bakar görürsünüz. Şimdi sizlerin, bak çok ihbar geliyor Erbay Bey. Zaten siz hani bu definecilik, hazinecilik gruplarında varsınız sosyal medyada, ilginiz alakalı. O definecilik, hazinecilik gruplarına gelince bakın Orhan Yağmur 29 Ocak lafımı 2021 tarihinde ölüyor. Sizin benim o ekranda profilimle beraber paylaştığınız o definecilik grubunu beğenmişim. O yaklaşık Orhan Yağmur öldükten 6-7 ay sonra beğenmişim. Yani daha ıslah olmamışsınız, Adamı yemişsiniz, Allah. Adamın başında beklemişsiniz ölene kadar, daha ıslah olmamışsınız. Allah seni ıslah etsin. Ya vallahi Allah, kim böyle harama bulaşıyorsa, kim böyle amin. Suç işliyorsa, yasa dışı işlerse Allah ıslah etsin onları. Peşin peşin. Herkese. Allah, amin herkesin amin. Herkesin gönlüne amin. Göre versin. Amin. Tamam, Allah herkesin gönlüne versin. Amin gönlüne ama işte versin. Lafla pilav olsa deniz kadar yağ benden diye bir laf var ya, yani bu işler laflı olmuyor. Peki ben size tamam, ne yani, diyeceğim? Buyurun. Bir gün önceden, şimdi siz bu tespit ediyorsunuz. Şimdi bak çok bayağı sizi bilen, yani sizin yani biraz amiyane olacak ama yani ciğerinizi bilen insanlar çıkıp konuşuyor. Daha ne diyeyim ben size? Belki aranızda var. Belki kurban. Sabah kahve içtiğim birisi o. Bilemem. Yani ama sana o kadarını söyleyeyim. Bu bak söylediklerimin ne kadar gerçek olduğunu Erbay sen de çok iyi biliyorsun. Ciğerimizi bilen kimse çıkarım o canlı yayına. Bak sen de çok iyi biliyorsun. Onu çıkardığınız gibi ben de geleyim oraya. Vallahi canlı yayındakiler de kaçıyor. Çıkan da kaçıyor. Vallahi çıkmayın da sayın savcı gerekeni çıkan, yapsın. Çıkan orada bir takım kişilerin çenesinin ve ahlaksızlığının yüzünden kaçıyordur. Oraya çıkan o ahlaksızlık bendeki yapanların ahlak, yüzünden bendeki kaçıyordur. Şeref, bendeki namus, bana... Sizsiniz. Istemiyorum bu kadını. Erbay Bey, yani siz kimin gittiniz şerefli, ya. Kimin ahlaklı, kimin namuslu olduğunu... Benimle muhatap olmayacaksın ama sen... Ya ben buradayım burada. Kategorize etmiyorum. O kim ki namusla bahsediyor? Bir şey söyleyeceğim. Dünya kadar iftiralar attın, bir de kalsın ahlaktan bahsediyorsun. Ne iftirası be? Ama iftiranın dışında söylenenleri teyit edecek. Benim söylediklerim bu kadar kardeşim. Çok söylenenleri teyit edecek açıklamalar da geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani altı boş değil yani. Hiçbirinin altı boş değil. O arkadaşlar her kimse... Getirin kardeşim canlı yayına. Allah yanındakine, hakimin, sağındaki, savcının, solundakine polisin, dikkat et. Jandarmanın karşısına ben savcı de dinliyor zaten. Vereyim. Erbay, kaç milyonluk servete kondunuz ya, merak ettim. Bulmuşsunuz. Diyorum ki size. Bulmuşsunuz. Bakın yanınızdaki beyefendi arkeolog. Türkiye'de ne kadar arkeolog, bilim adamı ne varsa getirin ya da... oraya. Orada bir kazılmış yer varsa, kraliçe mezarı varsa sonuçta bu çıkacaktır. Ama mesaj yani, ne var. Kazılmış, ne niye olmuş, o zaman çıkacaktır. Orhan sen... Hazineyi bulduk, geliyoruz diye mesaj atıyor. Ya ben nereden bileyim yani Orhan'ın sevgilisi. Ya Orhan öyle salak biri değil Orhan. İşan adam 150-200 kişi yanında çalıştı. Peki niye telefonu kayboldu? Telefonu nerede Orhan'ın? Orada öyle bir defile olmadığı için öyle bir mesajın olduğunu da inanmıyorum. Orhan'ın?
Onu bilemem. Onu artık Yeter Hanım dedektif ya. Onu artık Yeter Hanım arayıp bulacak. Vallahi ben orada tepenizdeydim. Tepenizde. Bak siz bile bilmiyorsunuz orada ne olduğunu. Ben orada olmadığım halde tepenizdeymiş gibi bana bu sorun cevabı veremiyorsunuz. Ben her şeyi biliyorum. Her şeyi. Ne? O sen şey resim gösterdi ya o. Hani dedi ki 3 tane bayan resmi var ya. Yılda, ortadaki bayanı bana benzetiyor. Sahip çıkmadı ya o tepemizdeyken. Allah Allah. Keşke o gün kocana sahip çıksaydın da. Kocana sahip çıksa. Ne alakası var? Sahip çıkmamış ki sen de kaçmışsın. 200 senedir ki ben ayrıyım diyorum. Sen de sevgilin var, onun da var. Evet, parayı bulup evet, sevgiliğine yerseniz evet. Allah da belanızı verir. Evet, benim sevgilim hayret bir şey. Vallahi kim olursa olsun örnek olsun örnek. Belki, bütün belki kadınlara da örnek olsun, erkeklere de. Allah böyle kadının da belasını versin, böyle erkeğin bela de belasını versin. Bela okuma. Ama olsun. Bu nedir ya? 30 yıldır sahip çıkaymışsın. Niye yani? Köpek mi o sahip çıksaydı? Ya ben nasıl sahip çıkayım? Adam oradasınız ya, yanındasınız. Da. Arabayı izlediniz mi arabayı? Ne kadar doldurmuş götürmüş. Bir gün ben arabayı öyle doldurup getirmedim. Ayrılalı. O ha. Kadının sesinden dolayı baş ağrısı çekiyorum. Tamam mı? Yani şunu konuşturmayın lütfen. Ya Allah. Kocası. Seni kesiyorsanız kesin yoksa ya, kapatmak zorundayım. Kadının kocası ölmüş, kocası. Oğlum da tehlikede, tehlikede oğlum. Oğlu da ona düşman olmuş. Oğlum bunlar oyunun içinde ya, bunların oyunun içinde. Çocuk var ya feleğini şaşırmış ya benim yavrum. Onun oğlu koskocaman bir çocuk. Aklı yetmiyor. Kimin ne olduğunu çok iyi biliyor. İşte ha, ben de diyorum ki sen koskocaman oğlansın yavrum. Sana nasıl böyle yapıyorlar? Aklın senin yok mu? Benim da... sütümü emmedin mi diyorum ya. Yeter. Ben sütümü emzirdim onu. O yolunu bulacak. Yeter. Bu arada yani Orhan Bey'in planı da bu hazineyi çıkartıp gidecek ya kadının yanına, sevgilisinin yanına. Bunlar Antalya'ya tatile gideceklermiş. Allah iyi yollamış. Ha? Yani Allah biletlerini kesmiş. Bugün de Orhan Yağmur'la ilgili önemli bir detayı açıklayacağım. Önemli bir telefon bağlantısı da yapacağım. Yani siz bu konuyla alakalı vay taraflılık, vay tarafsızlık, bizi konuşturdunuz, konuşturmadınız gibi böyle bir sürü şeyler konuşuluyormuş. Orhan Bey'in yakınları tarafından, arkadaşları tarafından, onların aileleri tarafından. Ben tekrar söylüyorum, sosyal medyadaki yorumları elbette çok önemsiyorum. Instagram'da yazdığınız yorumları, mesajları, hepsini de okuyorum. Şimdi güzel kardeşlerim, ben burada sanki Yeter'in tarafında bir şey, hayır öyle bir şey yok. Ben kafama yatmayan bir şeyi söylerim çatır çatır. Şimdi ben diğer tarafları da her zaman konuşun diye ben burada bas bas bağırıyorum gelin diye. Sağ olsunlar geldiler ama 2 gün sonra gittiler. Değil mi? Ya aslında olayın içinde olanlar gelsin yani. Şimdi ben bugün önemli bir şey size söyleyeceğim. İnşallah. Evet evet, bayağı önemli yani. İnşallah. Şimdi Orhan Yağmur biliyorsunuz Çorum Alaca bölgesinde. Düşüyor mu atılıyor mu bilinmeyen bir nedenle ölüyor. Şüpheli bir ölüm. Günlerdir bunu konuşuyoruz. Atılıyor. Bu adam zengin, varlıklı iş insanı. Türkiye'de varlıklı bir ailelerden bir tanesi yani Orhan Bey'de. Şimdi bu adamın ölüm saatiyle ilgili kendi yakınlar hep farklı bir şeyler söylüyordu. Yani o bölgede olanlar. İşte Erbay Beyler olsun, Gökhan Beyler olsun değil mi? Buraya geldiklerinde de bize 14.30'da düştü. 14-14.30 gibi düştü. 16.40'da da jandarmaya haber verildi diyorlar. Hatta 16.40'daki jandarmaya verilen ihbarı biz hadi aslında çıkartıyoruz. Onlara sorduğumuzda 14.30'da aradılar. Ama öyle bir şey yok. Şimdi bakın arkadaşlar, iki önemli isim. Aydın, bu vefat eden Orhan Bey'in kardeşi. Gökhan da Aydın'ın arkadaşı. Tamam mı? Bu Aydın ve Gökhan o gün... Orhan Bey'in düştüğü veya atıldığı gün neyse aşağıdalar. Konteyner var ya, onlar yukarıda değiller. Onlar 11 gibi o konteynere geliyorlar. Şimdi Aydın Bey diyor ki 30 Ocak diyor 2021 günü saat 11 sıralarında gezmek için Alaca ilçe merkezden Kabil Kışla'da bulunan çiftliğimize gittim. Yanımda Gökhan S vardı. Ben arkadaşım Gökhan'la gezinirken abim Orhan'ın arkadaşı Gökhan D'nin kayalıkların üzerinden yetişin Orhan abi yok şapkası taşların üzerinde düşmüş olabilir diye bağırıyordu. Koşarak bağırdığı yere gittim ve etrafa bakmaya başladım diyor. 11 sıralarında diyor. Diğer Gökhan Bey de diyor ki
Biz diyor 11 sıralarında Aydın'la diyor beraber işte gittik diyor. Orhan abi düştü diye Gökhan Diye'nin bağırdığını söyleyerek işte, diyor yanına gittik diyor. Şimdi yani. Bakın Aydın ve Gökhan'ın yukarıda değil onlar. Onlar biliyorsunuz konteynerde aşağıdalar. Bu adamlar 11'de gidiyor ya oraya. Kısa bir süre sonra bunlar 11'de gidiyor. 10-15 dakika sonra koşun koşun Orhan abi düştü diye bağırıyor Gökhan. Yani bu düşme ne zaman gerçekleşmiş olabilir? 10'da. 11 çeyrekte. Hayır hayır. 11'de gidiyor ya aydınlar zaten. Zaten o zaman Gökhan'ın ölmüş bağırtısı... onlar formalite gelmiş oraya formalite. Hayır hayır. Formaliteyi de geçiyorum. Bak bu çok önemli bir şey. Bak. 11'de gidiyorlar. 5-10 dakika sonra bağırıyorlar koşun Orhan abi düştü. 5-10 dakikada da 2-3 yani, dakika. 11 çeyrek geçe hadi olsun 11-30 gibi evet. Bu adam düşmüş. Düşmüş yani düşmüş. Heh. Yani yok adam. Tamam artık bak 11 söyleyen, saat 11 bunu demek söyleyen, ki 10'da oluyor bu olay. Ben 10'da 10 demeyelim yani, ama 11'den baz alıyorum. Niye biliyor musun? Ama gizli düşmüş. Tanık ne dedi dün ekrana getirdiğimiz gizli evet. Tanık? 11-11.30 gibi düştü. Burada herkes bunun şahidi. Görenler var, duyanlar evet. Var. 11 gibi bu adam evet. Düştü. 11'den hatta önce. Çünkü şimdi 11'de Aydın geliyor. Dün gizli tanığın söylemiş olduğu şeyi Aydın ve Gökhan da kendi vermiş evet. Oldukları ifadelerinde de söylüyorlar. Jandarmaya 11'de gittiler sonraya. 11 işte bir 10-15 dakika sonra düştü adam diye bağırıyorlarsa hadi olsun bu adam 11.30'da düştü. Tamam mı? Gizli tanığın söylediğiyle kendi arkadaşlarının, Orhan Bey'in kardeşinin söylediği şey birbiriyle tutuyor. Peki bu adam 11.30'da düştüyse jandarmaya neden 16.40'da haber veriliyor? Yani 5 saat, 6 saat. 6 saat aynen öyle. Adamın ölümünü neden beklemişler? Haber verilmedi? Adamın resmen ölümünü beklemişler. 5 saat neredeler? Bunlar resmen adamı ölüme terk etmişler. Yani bu adam kanamadan gitmiş. Belki de bu adam anında aransaydı. Evet çünkü gündüz gözüyle adam çıkarılıp götürülüp adam yani kurtarılabilirdi. Aydın kendisi söylüyor evet, ya biz oraya gittik diyor. Bana da söyledi. Bas bas bağırdı da diyor Orhan abim düştü diye. Ya bana da bak, aynısını söylediler. Her şey ispatlı. Ben evet. Kimsenin tarafı değilim. Sizler benim babamın oğlu şey değilsiniz yani. Zaten ben Aydın'a sordum. Dedim ki Aydın sen saat kaçta gittin? Aydın bana aynen söylediği şu. Dedi ki ben saat sabahleyin dedi 10 gibi 10.30 gibi evde çıktım dedi. 11 gibi dedi direkt dedi zaten 10-15 dakika sürüyor Alacay'la Orhan arası. Ben direkt dedi köye gittim dedi. Şimdi. Ava gittik dedi. Ben dedi Orhan abi, Orhan'ın dedi arabasını görünce tepede görünce tamam, bizim şimdi bak, çünkü ben bugün, direkt gittim dedi. Yeter Hanımcığım ben bugün saat konusuna değinmek evet, istedim. Aynen. Saat konusu bazı şeyleri ortaya çıkartacaktır. Şimdi telefonda Erbay Bey'in kardeşi Jale Hanım var. Jale Hanım merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba hoş buldum. Buyurun ben sizi dinliyorum. Yani ben olayla elimde ilgili konusun, bazı olayla. Şeyleri resmi... deliller, raporlar, tutanaklar, jandarma, evet. Olay yeri tutanağı, ifadeler doğrultusunda ben konuşuyorum. Siz şimdi evet. Buna ne nasıl bir açıklama getirirsiniz? 11'de ben düştüğünü söylüyorlar. Ben de aynı şekilde konuşacağım. Sabah eşim bizzat gitti. Jandarmadan orada kayıtlı olan saatleri o şekilde aldı geldi. Ben size yanlış olmasın birebir saatler olsun diye o yüzden haber vereyim. Hani bu şekilde konuşmak istedim. Evet. Yani tamam. Söyle saatini söyle sen daha iyi biliyorsun çünkü eşin gitmiş. Benim eşimi de mi tanıyorsun? Ben tanımıyorum. Dedin ya nereden biliyorsun? Ya kardeşim Erbay diyor ya. Erbay ya, diyor. Şöyle söyleyeyim Polyanım. Cale Hanımcığım abim diyorsun? Eşimi aramış. Evet. Geliyor mu sesin? Evet evet geliyor. Abim eşimi aramış. Evet. Orhan abi düştü. Hemen ambulans. Uzun merdiveni bir itfaiye, jandarma ne varsa getir buraya demiş. Erbay Bey sizin kardeşinizi arıyor. Kaç gibi arıyor peki? Söyleyeceğim. Jandarmaya gittiğinde eşim, jandarma ambulansı aramış. Yok, jandarma ben eşime soruyorum. Sen de bizimle gel. Saati hemen soruyorum. Hemen söylüyorum. Söyleyeyim. Benim eşim 2.30'da gitmiş jandarmaya. Orada kayıtları var zaten. Peki evet. Aydın oraya saat 11'de gidiyor. Hemen 2-3 dakika sonra Gökhan arıyor. Ben Aydın'ı bilmiyorum.
Ben kendimle ilgili olabildiğimi söyleyeceğim. Ha, size. O zaman olayla ilgisi, bilgisi olan kişiler konuşsun. Lütfen, sen Fulya orada yoktun. Dinliyor musunuz beni? Söyle, anlatayım. Tamam, dinliyorum. Anlat güzelim. Şimdi Erbay, siz Erbay Bey'in kardeşisiniz Şale Hanım. Değil evet, mi? Evet. Şimdi bu düşme olayında Erbay Bey ne yapıyor? İlk kim arıyor? Benim eşimi arıyor. Kaç gibi arıyor sonra sizin eşinizi? Kaç gibi arıyor? Yani eşim kaç gibi derken hemen anında jandarmaya saati gidiyor. Saati söyleyin. Saat 2.30'da jandarmaya gidiyor. Jandarmaya işte söylüyor. Jandarma ambulansı arıyor. Eşime ambulans arıyor. Jandarma eşime diyor ki biz birlikte gitmemiz lazım diyor. Burayı biz bulamayabiliriz diyor. Jandarma orada Lale. Jandarma orada her gün adam kuvalıyor. Yavrum yapma yapma. Bak yalan durumuna düşmeyin ya. Jandarma işte, bölgesi izin... jandarma orada her ya, gün izin, adam izin kuvalıyor. Sen düşmeyin lütfen. Bilmediğiniz konuyu o zaman değinmeyin. Bir dinlesin, anlatacağım. Bir dinle. Tamam, o bildiklerini anlatsın. Dinliyoruz tamam, sizi. Tamam, anlatacağım. Bir dinle. Eşim gidiyor jandarmaya. Söylüyor. Jandarma ambulansa haber veriyor. 5 tane jandarmayla birlikte benim eşim çıkıyor. Onların toparlanması 10-15 dakika sürüyor jandarmanın. Jandarmayla birlikte gidiyorlar. Köyün yol ayrımına geldiklerinde jandarmalardan bir tanesi diyor ki ben yolu biliyorum. Biz buradan devam ederiz. Sen hepsi burada biliyor. İtfaiyeyi bekle. İtfaiyeyi bekle diyor. Jandarmanın söylediğini söylüyorum ben. İtfaiyeyi bekle diyor eşime. Eşim orada itfaiyeyi bekliyor. İtfaiye geldikten sonra eşim onlarla birlikte gidiyor. Bir süre sonra itfaiye gidiyor. Jandarmanın gittiğinde jandarmanın tutanak saati saat 3. Jandarmadan alınan bilgiyi söylüyorum size. Jandarma gittiğinde tutanağı tuttuğunda saat 3'müş. Bir 10-15 dakikada jandarmanın toparlanması sürmüş. Gittiklerinde ambulans, jandarmanın gittiğinde ambulans zaten oradaymış. Benim eşim itfaiyeyle saat 3'te o zaman ambulansın orada olması lazım. İtfaiyenin orada olma saati de 3. Şimdi 3. Mışlı konuşuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, benim eşim biz delille konuşuyoruz. Bunlar mışlı konuşuyor. Özellikle gitti. Ben de delille konuşuyorum. Özellikle gitti oradan. Siz delilleri iyi jandarmayla görüştü. Jandarmadan belirli bunun için bir kağıt istedi. Jandarma demiş size gönderdiğini söylemiş. Bu raporun gönderdiğimiz tutanağın aynısı onlarda da var demiş. Buradan ben şu an size veremem ama bunlar savcılıkta var demiş. Hani tekrar gönderebiliriz. Gidebilir Fulya Hanım. Orada siz de konuşabilirsiniz jandarmayla. Şale Hanım. Bizim bu sabah jandarmadan aldığımız bu. Şale Hanım. Size jandarma evet. Tutanakları yani yayına verdiğim yayındaki tutanaklar geçerlidir dedi değil mi? Oradaki saat geçerli dedi. Biz bu saatin aynısını onlara da tamam, gönderdik doğru. Demiş. Peki bu saat 16.40 diyoruz biz. Hayır, hayır değil. Bunda mutabıkız değil mi? Benim yani 16.40. Hayır, hayır değil, hayır değil. İsterseniz tekrar siz konuşun, ikna edin benim bakın, jandarmayı. Benim arkadaş, eşim tekrar göndersin size. Tutanaklar, 2.30'da oraya gidiyor. Yani Hanımcığım bir dakika dinler misiniz? Tutanaklarda evet. Jandarma 16.40'da kendilerine haber verildiğini tamam. Söylüyor. 16.40'da haber verilen hayır, şeyde de... Hayır, ama hanımefendi öyle, yapmayın siz de... Gösterelim yetkili haber yaptım size. Ben de size diyorum ki jandarmaya gitti diyor. Yok Allah ya, Allah. Neredeyse onu da yeter yaptı diyecekler. Onu da yeter yaptı diyecekler. Kaç tane tutanağı var kardeşim? Erçan ver, göstersin. Jandarmayı arayın. Sabahleyin böyle niye arayalım arkadaş jandarmanın tutanağı var. İmzalı kaşeli adamın tutanağı var. Niye jandarmayı arayalım? Ben birebir aynı olsun diye... Tamam Jale Hanım bir saniye bekler misiniz lütfen? Kameraman arkadaş şuradan bir görebilirsin ha. Şu anda 16.40'da jandarmaya haber veriliyor ve jandarmanın geliş saati de alabildin mi arkadaşım? Yukarıdaki değil mi? Ha. 16.40 jandarmanın geliş saati de 18. Tamam. Ya bu, adam 5 saat 6 saat ölüme terk etmişsiniz adam ölsün diye beklemişsiniz. Ambulansı aradıktan sonra jandarmanın ambulansı aradıktan sonra eşimle birlikte gitmesi oraya yol ayrımında kadar eşimle birlikte gidiyor. Hatta bir 10-15 dakikada onların tamam, toparlanması tamam, şöyle sürüyor. Bir şey yapabilir miyiz? Ambulans onlardan önce gidiyor. Eşim yol ayrımında jandarmadan birisi yolu bildiğini söyleyip bir dakika. Jale Hanımcığım bir dakika bunlara girmeyin. Ya. Jandarmanın yolu şaşırması falan değil. Şunu evet, yapabilir ya, misiniz? Girin, bize söyleyin, gireyim, bize şunu verebilir orada. Misiniz? Yeter Hanım bir dakika. Bize sizin... Eşinizin jandarmaya saat 14'te gittiğinin delilini verebilir misiniz rica evet, etsem? Verebilirim.
Zaten sabah benim eşim bunun için gitti. Tamam. Jandarma bunların savcılığa gittiğini, bizim bu dosyayı oraya gönderdiğimizi, tamam, aynı saatlerin orada olduğunu, herhangi tamam, aynı saatleri gösteriyorum ben size. Olmadığını zaten söylemiş. Aynı saatleri gösteriyorum ben size. Bakın. Tamam. 16, 40 ve 18. Yani güvendiğiniz birisi, bir yetkili gelsin, eşimle birlikte tekrar jandarmaya gitsinler. Hanımefendi, tutanaklar burada. Bakın, bu tutanaklar burada. Tamam, tamam. İşte ben de o tutanağın aynısından söylenenleri söylüyorum size. Bizdeki farklı mı? Yani bu, acaba il jandarmadan mı aldılar bunlar tutanağı? Biz ilçede mi aldık? O da olabilir. Ben sana şöyle söyleyeyim. Burası da ilçeden. Şöyle söyleyeyim. Jandarmanın üzerine benim yalan söyleyebileceğimi mi düşünüyorsunuz? Ya kardeşim kaç ağır. Ya biz tastıklı. Ya Cale biz boş konuşmuyoruz jandarmanın ya. Jandarmanın 100 tane mi? Yani nedir yani? Size efendim? Farklı saat, bize farklı saat mi söylenmiş? Ne şimdi hayır, bu? Jandarmanın kaç tane tutanağı olabilir? Şimdi... Gözünüzü seveyim ya. Net olsun diye söylüyorum size. Ya ben de sen niye almışlar? Cale Hanımcığım. Cale Hanımcığım bak, siz hep mış 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 diye konuşuyorsunuz. Ben delilli ispatlı konuşuyorum. Öyle mi değil tamam, mi? Ben de gitmişler, delilli ispatlı söylüyorum. Jandarmayı aramışlar. Delilli ispatlı. Gelmişler. Peki Fulya Hanım, şöyle bir şey söyleyeceğim size Fulya Hanım. Kaç benim tane jandarma? Bir tane tutanağı var. O da tamam diyor mı ki adamlar 16.40'da geldi. Tamam. 16.40. Tamam, bu adam da 11'de, 11 ve 11.30'da düşüyorsa neden bu kadar geç? Bak bizim konumuz evet, o da değil biliyor evet, musunuz evet, ya? Aynen. Bu adam çok belli, tamam, gizli tanıklar iyi çıkıyor, ya konuşuyor. 11 ve 11.30'da bu adam düşüyor. Neden 16.40'da jandarmaya haber veriliyor? 5 saat içinde, 5 saat boyunca ne yapıldı? 5 saat de değil, 5 saat, 6 saat. Ölüm saati yok. Yani adam var ya, kan kaybından ölmüş adam. İç organlarında bir şey yok, adli raporlar. Ölüm saati yok. Adam ölene kadar bunlar beklemiş. Adam nefesini, canını vermiş. Bunlar jandarmayı aramış. Bir durun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.